Sıcak olur baharları, yazları. Yükseklerde erken başlar kışlar. Yükseklerde erken başlar kışlar. Ağarır tepeler yiyen kalın kaşları. Sevgili izleyenler, Aydın Sevim'le Can Caz'ın programı Sinop ili Durağan ilçesindeydik. Ve Durağan'ın güzelliklerini çekerken bir tane daha güzelliği var. Onu da yakaladık. Ve benim yıllardan beri, aylardan beri, haftalardan beri, günlerden beri, saatler, dakikalar, sadiseler artık öyle söyleyeyim, bahsettiğim benim manevi babam, her daim destekçim, yanımda olan güzel insan. Hani ekranlarda sürekli söylüyorum, memleketim için çalışan, memleketim için koşturan, memleketi için yüreği atan her insanın ben ellerini öperim. Onun yanına geldim. Durağan deyince aklıma gelen ilk şeylerden bir tanesi Ali Dalkılıç. Benim değerli abim, değerli babam, can dostum, onun da elini öpmek istiyorum. Başkanım nasılsın? Aydın Bey hoş geldin, çok iyiyim. Sen... Buyur sen otur, ben seni yormayayım, sen otur makamda. Çok iyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Şimdi ben öyle bedava gelmedim ama. Ben ekrandan geçen hafta söyledim, Durağan'a geliyorum dedim. Kebap var mı? Hepsi var. Keşkek? Var. Tirit? Var. Başka ne kaldı ya? Olmayanı söyle. Olmayanı söyle. Heh. Abi sende olmayan yok ki. Geçen birisi bana diyor ki Durağan'a gideceğim canlı yayında. Direkt dedim Ali Dalkılıç'ın yanına git. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Daha adını sormadan karnını doyurur. Yatacak yerini gösterir. Misafirliğini yapar. Ondan sonra cebine de haçlığını koyar gönderir dedim. Ben de her daim senden bahsediyorum programda. Geçtiğimiz haftalarda sen de katıldın programa. Ya abi programınızı izliyorum. Güzel bir program. İzliyorum. Hem de bu işi başarıyorsun. İyi götürüyorsun. Allah daim etsin şeyi. Daha ilerlerde görmek istiyor seni. Sağ ol başkanım. Sizlerin ben her zaman senin yanındayım. Seninle biz gurur duyuyoruz. Sen bizim evladımızsın. Her zaman destekçiyim. Ne emredersen yanındayım yani. Estağfurullah. Ali Dalkılıç benim Ne Güzel Şehir Sinop şarkıma kendisi sponsor oldu. Ben söylemeden sponsor oldu ve dedi ki Aydıncığım bu şarkına klip çekmeni istiyorum. Sade dedi Durağan'ı göstermeyeceksin dedi. Bütün Sinop'un bütün güzelliklerini bu klipte toparlamanı istiyorum dedi. Ve ben de onun bu güzel sözünü yerine getirmeye çalıştım ama ne yazık ki Sinop 3-5 şarkı, 3-5 dakikalık bir şarkıya sığmıyor. İnşallah Ali Dalkılıç başkanımın katkılarıyla, desteğiyle, onun benim yanımda olması bana mutluluk veriyor, gurur veriyor, güç veriyor. Onun desteğiyle en güzel çalışmaları yapacağız. Durağan'la alakalı çalışmalar yapacağız. Sinop'la alakalı çalışmalar yapacağız. Ve başkanıma ben Durağan'daki çalışmalarını sormak istiyorum. Sayın başkanım, bu sıralar Durağan'da hayli yoğun çalışıyorsun. Seni makamında yakalamak çok zor. Ve tebrik de edilecek çalışmalar yapılıyor. Birazdan bu çalışmaları tek tek göreceğiz. Yerine gideceğiz, göreceğiz. Başkanımın şöyle kendi ağzından yapmış olduğu çalışmaları kısa bir şekilde dinleyelim. Sayın başkanım, Durağan'da sizin aracılığınızla, sizin o güzel ellerinizin değdiği çalışmaları şöyle bir dinleyelim mi? Vallahi şöyle Aydın Bey, yani çok seçildiğim günden beri aralıksız, hiç durmak, dinlenmek yok. Sabah erken saatte kalkarım, işimi takip ederim. Evet. Tabii ki seçildiğimiz günden beri yani hiç önce mezarlığımızı yaptık. Hani evet, ölüsüne sahip çıkmayan dirisine sahip çıkmaz derler. Biz orayı en iyi bir şekilde Durağan hemşehrimizin hizmetine sunduk ve hemşehrimiz oraya gittiklerinde canlı mezara girmek istiyoruz burayı görünce gibi söylüyorlar. Tabii o bizi daha çok mutlu ediyor. Mutlu oluyoruz. Tabii ki şeyde Gölet'te iyi bir tesis yaptık. Böyle dört dörtlük evet. İşte o tesisin bir takım problemler oldu. Tabii o problemlerde çok şapla ve yola girdi. Yani o da halloldu. Şöyle diyelim mi başkanım? Tabii. Ali Dalkılıç'ın yapmış olduğu çalışmaları görmek istiyorsanız alacaksınız otobüs biletinizi elinize, geleceksiniz Durağan ilçemize, bütün güzellikleri göreceksiniz. Emin olun görmüş olduğunuz bütün güzelliklerde Ali Dalkılıç'ın müthiş imzası var. Ve başkanım ben tekrar tebrik ediyorum.
Bir tane örnek ben vereyim. Geçtiğimiz sene başkanım ziyarete geldim. Kaldırım taşları yapılıyordu. Başkanım saat 8'de kaldırım taşları yapan arkadaşlarımızın yanında, onlarla birlikte onlara yardımcı olurken ben gördüm. Ve böyle bir manzarayı, böyle bir kareyi görmek maalesef çok zor. Ben başkanımı çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Tabii şu anda Buzluk Mahallesi'nde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda yani bütün camilerimizin çevre düzenlemelerini yaptık. Evet. Çok iyi bir şekilde cami cemaatlerimizin de takdirini, sevgisini, saygısını topladık. Yani yapmış olduğumuz hizmetlerden gururla, zevkle çok bir huzurluyum. Yani yapmış hayata geçtikçe tabii yapmış olduğumuz hizmetler. Tabii yüz konukları da falan binaların önlerine, arkalarını, bütün çocuk parklarını, her mahalleye çocuk parkı koyduk. Evet. Bütün çocuklarımız 7'den 70'e şeye kadar, yani ne kadar 5-6 yaşında çocuklarımız herhangi bir yerde vakit geçirmektense gördükleri zaman şey yapıyorlar. Yani işte belediye başkanımız geçiyor, Arlavuş geçiyor. Çünkü o çocuklar beni o parklarda gördüğü zaman ismi unutmuyor. Bu da bizim için çok 7'den 70'e herkesin kalbindesin. Tabii. Aynen öyle. Başkanım, ben durağını bugün elimden geldiği kadar güzelliklerini çekmeye çalışacağım. Sizin desteğinizle bu programın yayınlanmasında büyük emeği olan Ali Dalkılıç'a ben tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Durağan güzellikleriyle, bu görüntülerle, bu videomuzla sizlerle olacak. TV ekibin ekranlarından ayrılmıyorsunuz. Ekran başında bizleri izleyen Durağanlı hemşerilerimiz var Sayın Başkanım. Onlara söylemek istedikleriniz, son sözlerinizi alalım. Hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgi ve saygılarla biz de başkanın makamına ayrılıyoruz. Sevgili izleyenler, bu hafta TV 2000 ve Aydın Selim'e Can Caz'ın programı Sinop ili Durağan ilçesinde, aynı zamanda benim kendi ilçemdeyiz. Bu hafta Durağan'ın bütün güzelliklerini elimizden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışacağız. Durağan adına en aydın bilgiyi alacağına inandığımız kültür elçilerimizden, aynı zamanda benim sanatçı arkadaşım, sanatçı abim Emin Adıgüzel'le birlikteyiz. Emin abicim merhabalar, nasılsın? Teşekkür ederim sevgili Aydın. Öncelikle hoş geldin diyorum ilçene. Hoş bulduk abicim, hoş bulduk. Evet, bu güzel çalışmayı yapan sevgili TV ekibin ekibine senin nezdinde teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Emin abi, ben fazla böyle lafı uzatmadan hemen klasik sorulardan bir tanesini soracağım. Durağan ismini nereden alıyor abi? Sevgili Aydıncığım, Durağan ismini bizim bildiğimiz kaynaklara göre arkamızda gördüğümüz tarihi Durakhan'dan, Kervansaray'dan almakta. Evet. Tarihini bilinen kaynaklarda 1285'li yıllarda Pervane oğulları zamanında Pervane Muhittin Efendi tarafından yaptırıldığı bilinmekte. Daha sonradan 1989'la 1992 yıllarında tekrar restorasyonla şu andaki görünümüne kavuşuyor. Günümüze evet, kadar ulaşmış evet, oluyor değil mi abi? Tabii. Yani Durağan önceden Osmanlı'nın gelip geçik Selçukluların gelip geçerken uğrak yeri durumunda, tabii, konumunda değil mi? Selçuklu'nun karargahı. Karargahı. Bu bölgede evet, işte Trabzon seferlerine çıkarken bütün şeyleri 1280'li yıllarda kurulan ve buranın özellikle burada yerleşim yeri yok. Evet. Yani kervansarayların İpek Yolu üzerinde burası bildiğimiz tarihi İpek Yolu üzerinde bir yerleşim yeri. Evet. Çevresinde yerleşim yok, yani evler yok. Ordu burada kuruyor şeyini, karargahını. Evet. Savaş hazırlıklarını burada yapıp sefere buradan çıkıyor. Ve kültürümüze dair ve geçmişimize dair bütün güzellikleri bugün Emin Adıgüzel'le birlikte dilimiz döndüğünce aklımızdaki lügatımızdaki sözcüklerle anlatmaya çalışacağız. Gerçi Sinop anlatmak, Durağan anlatmak da ne kelimeler ne lügattaki sözcükler yeter ama biz elimizden geldiği kadar nacizane sizlere, TV 2000 izleyenlerine, Aydın Selim'le Can Caz'ın programı izleyenlerine bugün Durağan'ı tanıtmaya çalışacağız. Şimdi buradan doğru İsmail Bey Camisi'ne geçiyoruz. Yalın ayak yere basma, geyin altın alın dilber, geyin altın alın dilber. Aynen, baba.
Evet sevgili izleyenler, durağında Durak Han'ın hemen yanı başında konumunda bulunan İsmail Bey Camisi'ndeyiz. Bu caminin de durağının geçmişinde bayağı bir yeri var. Bu cami adına da sevgili Evin Adı Güzel'den gerekli bilgileri alacağız. Emin abi, İsmail Bey Camisi hangi tarihte inşa edilmiş ve bildiğim kadarıyla bir restorasyon çalışması olmuş. Bunlar hakkında bize bilgi verir misin abi? Şimdi sevgili Aydın, İsmail Bey Camisi Osmanlı medeniyetine ait bir camimizdir. 1867 yılında, 66-67 yıllarda İsmail Bey isimli İsmail Usta tarafından oğluyla birlikte yapılmaktadır. Ondan dolayı ismi İsmail ismi almış. Evet. Camimiz aslında ilk orijinal yapısında bu şekilde değildi. 1942-43 depreminden sonra bu bölgede oluşan bir Sinop'ta olan bir depremden sonra değil mi? İşte Kargı Ladik altında oluşan bir depremden sonra evet. 1942-43 yıllarda bu camide bir restorasyon yapılıyor. Evet. Daha sonradan bu şu andaki gördüğünüz betonarme yapı ekleniyor camiye. Evet. Aslında üstü kandil kaplamaydı. Daha sonradan işte tarafından betonarme haline dönüştürülüyor. Şu anda da işte yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından incelemeye devam ediliyor. Evet. Caminin eski özüne ait çalışmaları, yani döndürülmesi konusunda Han ile birlikte bu çalışma devam ediyor. Yeni bir restorasyona o zaman. Tabii. Yani aşağı yukarı 300 yıllık bir camimiz. Evet. Hemen Han'ımızın, Durak Han'ın hemen güney cephesinde, bitişiğinde yer alıyor ve merkez camimizdir. Ve şu anda öğlen namazına yaklaşıyoruz. Bizler de cemaatimizle birlikte öğlen namazını inşallah kılalım. Birazdan Durak Han'ın içinden de görüntüler alacağız. Yine içinden de konuşmalarımız olacak. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Sinop durağındayız. En güzel karelerle, en güzel görüntülerle bu akşam durağındayız. Durağını tanımaya çalışıyoruz. Nece senin halın dilber, nece senin halın dilber. Efendim durağında, tabi durağın evlerimiz. Vaaleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz durağımıza. Teşekkür ederim. Nasıl görünüyorum abi? Vallahi süpersiniz. Ekrandan izliyor musun bizleri? Ya sen miyim? Ben ilk başladığımdan burayı izliyorum. Mesajları. Beğeniyor musun? Beğenmem mi? İsim ne abi? Benim Ekrem Kuş. O adam sen misin abi? Benim abi. Her programda benim mesaj gönderiyor. Ekrem Kuş. Teşekkür ederim ilgi alakana. Biz bugün durağını çekeceğiz. Şeref verdiniz durağına. Hoş bulduk abi. Az önce Durak Han'ı çektik. İsmail Bey Camisi'ni çektik ve durağın eviyle şu an karşılaştık. Birkaç tane örneğimiz var durağın merkezde. Tabii köylerimize de çıkacağız. Ömer abi, selam göndermek istediklerim varsa hemen senin selamlarını alalım. Benim İstanbul Sultan Gazi'de durağın kayınçılarım var. Çorlu'da durağın yeğenlerim var. Yani beni tanıyan herkese, durağınlı, Sinoplu, Türkiye'deki herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aydın Sevim'le Can Cazım izlemeye devam. Süper. Hadi bakalım. Karşımda salınıp durma, at kollarını boynuma dilber. Sevgili izleyenler, TV 2000 kameraları durağında bütün muhtarları yakaladı. Yani toplasak, ayarlasak bu kadar olurdu. Bütün muhtarlarımızı durağında özel bir toplantıda yakaladık. Ve toplantılarını bölmeden hemen kısa röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarım merhabalar. Herkes muhtar burada. Herkes muhtar. Muhtarım isim? Ahmet Yılmaz. Hangi köyün muhtarısınız? Yeniköy muhtarıyım. Buradan Yeniköy halkına? Hepsine teşekkür ederim. Hepsine saygılar, selamlar söylüyorum. Eyvallah muhtarım. Hemen yanında benim kendi köyüm muhtarı Satılmış Koca var. Muhtarım? Çerçiler Köyü muhtarı, Ankara ve İstanbul'daki tüm yemişlerimize selamlar. Ayrıca müdürümüze de hoş geldin diyorum. Eyvallah. Abicim siz de merhabalar. Hangi köyün muhtarı? İlyas Alpas'tan Akpınar Köyü muhtarı. Bütün köylülerime, İstanbul'dakilere herkese sevgi, saygılar. Selamlar. Abicim siz de hoş geldiniz. Siz hangi köyün muhtarınız? Koklan Köyü muhtarı. Tüm İstanbul'da bulunan köylülerimize selam söylüyoruz. Selamlar, sevgiler olsun. Ben Hacı Mahmut'un muhtarı. Bütün Çorlu'da, İstanbul'da olan vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunarım. Aynen. Sizi tanıyalım abicim. Sizler de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bayat Köyü muhtarı Hüseyin Maviş. İstanbul'da ve Boyabat'ta bütün köylülerimize saygı ve selamlar. Selamlar bizden olsun. İncir Köyü muhtarıyım. İncir köylülere selamlar. Hemen ben şöyle kameranın açısını bozmadan sevgili kameram arkadaşım. Efendim hoş geldiniz. Akrep Köyü muhtarı Fahri Yılmaz.
bütün İstanbul'da olan komşularımıza, arkadaşlarımıza sevgiler, saygılar sunuyorum. Selamlar size olsun efendim. Alpaşalı köyü muhtarı Hüseyin Güngör, gurbette olan bütün selamlar olsun. Eyvallah. Sizi tanıyalım efendim. Yalnız Havak köyü muhtarı Ahmet Erdoğdu. İstanbul'da bulunan bütün komşularımıza hepsine selam, saygılar. Selamlar, sevgiler olsun. Ben şöyle hemen, ben hep kameranın açısını bölüyorum ama özür diliyorum. Sizi tanıyalım. Sırnağlanca köyü muhtarı Besim Karademir. Bütün İstanbul'da bulunan komşularımıza selamlar. Eyvallah. Sizi tanıyalım efendim. Başağaç köyü muhtarı Şükrü Cansızoğlu. Bütün gurbetteki köylerimize selam söylüyorum. Selamlar, sevgiler olsun. Hemen hızlı bir şekilde, çünkü muhtarlarımız bugün çok önemli bir toplantı için Durağan'da İmam Hatip Lisesi'ndeki konferans salonunda buluştular. Onların toplantılarını fazla bölmek istemiyorum. Kısa kısa hemen söylemek istediklerini alacağız. Efendim sizleri tanıyalım. Köyü muhtarı, İstanbul'daki yemcilerime sevgiler, saygılar. Selamlar olsun. Kırsalı köyü muhtarı Fevzi Sevim. İstanbul'daki köylülerime, Çoğlu'daki köylülerime, İzmir'deki buradan giden köylülerime hepsine selamlar, sevgiler dilerim. Sizinle soydaşız. Benim de soyadım Sevim. Hep soruyorlar Köseli köyünden misin sen diye. Hemen şöyle gelelim. Abicim sizi tanıyalım. Kuzulköy muhtarı Alexan Çaylıoğlu. Selamlar, sevgiler Kuzulköy'e. Gurbetteki komşularımıza saygı ve selamlarımı sunarım. Eyvallah. Sizi tanıyalım. Erenköy muhtarıyım Ahmet Şahin. Bütün Türkiye'de bulunan Esme Dost komşulara yayınınızda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyalım efendim. Yanala köyü muhtarı. Neresi anlayamadık? Yanala köyü muhtarı İbrahim Güler. Bütün evet. İstanbul'da Çorlu'da duran Yanala köyü halkına selamlar ve saygılar. Selamlar, sevgiler olsun. Muhtarım sizi tanıyalım. Kızılcepe'li muhtarı Erdoğan Keleş. Bütün gurbette komşulara sevgiler, saygılar, selamlar. Eyvallah, sizi tanıyalım. Akçalan köy muhtarı, bütün İstanbul Arnavutköy Bolca'da oturan köylerime ve tüm durağın halkına selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hemen yanımda yine bir muhtarım var. Muhtarım sizi tanıyalım. Kirinci köy muhtarıyım. Bütün gurbetteki bütün eş dost akrabalara, bütün durağanlara, köylülerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar size de 2000 TV olarak size de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Saygılar bizden. Amcacığım seni tanıyalım. Amcacığım hoş geldin. Ben Kağıtlı köy muhtarı Hasan Kara. Evet. Gurbetteki hemşerilerime ve burada buranın halkına teşekkür ediyorum hepsine. Biz sevgiler, selamlar. Gökçe Belen muhtarı İsmet Cem Göz. Bütün köylülerime sevgiler, saygılar. Sevgiler, saygılar olsun. Efendim sizi tanıyalım. Ben Kemerbahçe köyü muhtarı Yusuf Akça. Hoş geldiniz derim. Bütün sevdiklerime ve gurbettekilere saygılar, sevgiler sunarım. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler bizden. Hemen böyle bu taraftaki dostlarımıza. Vallahi ayarlasak bütün muhtarlarımızı böyle toparlayamazdık. Bizim için de güzel bir şans oldu. Sizi tanıyalım efendim. Ben Gölalan köyü muhtarı Dursun Tiftik. Öncelikle hoş geldiniz derim sizlere. Hoş bulduk. 2000 TV'ye çok teşekkür ediyoruz bu programı yayınladığınız için. Ayrıca bütün hemşehrilerimize, evet, köylerimize, İstanbul'da bulunan herkese selamlar. Selamlar, sevgiler olsun. Sizi tanıyalım. Sarıkadı muhtarı Mehmet Sarıhan. Tüm Çorlu'daki oturan Sarıkadılılara sevgi, selam, saygı. Saygılar, sevgiler bizlerden olsun. Evet, yavaş yavaş programımızı toparlamak gerekirse. Efendim sizi tanıyalım. Ben Ortaköy muhtarı Rıfat Saykal. Bütün köyden taşınmış olan tüm komşulara teşekkür ederim. Selam, saygılar, selamlar. Sevgiler. Sizi tanıyalım efendim. Yasılın Kazım Orhan. Yasılın muhtarıyım. İstanbul'da oturan bütün komşularımın hepsine ayrı ayrı selam ederim. Selamlar, sevgiler olsun. Efendim sizi tanıyalım. Aydın Bey hoş geldiniz. Aşağı alınca muhtarıyım. Bütün İstanbul'da köylerimize hepsine selamlar, saygılar sunarım. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun sizler de. Sizi tanıyalım efendim. Kuzköy muhtarı Ali Öncel. Evet. Tüm gurbetteki köylerime selamlar olsun. Selamlar, sevgiler olsun. Efendim bu toplantının içeriği, demin de dediğim gibi önemli bir içeriği var. Ve bu toplantı adına muhtarlarımız burada toplandılar. Onları aydınlatan yine güzel bir insan var. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nden, Sinop'tan, merkezden gelen ve bu güzel insanları bilgilendiren müthiş bir abimiz var. Müthiş bir güzellikli abimiz var. Hemen o abimizin yanına gideceğim. Melih abimizin yanına gideceğim. Sizi de böyle alayım mı yanıma? Gelin. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle ben durağanımızı bilinçlendirmek adına buraya geldiğiniz için kendi programım adına ve muhtarlarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü durağanımız gerçekten sizin gibi güzel insanların, onların yanında olması gerektiğine inanan insanlarla dolu. Ve bugünkü toplantının içeriğini şöyle kısa bir şekilde sizden de alalım. Tabii ki. Şimdi ben Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş. Şu andaki toplantımızın amacı değerli muhtarlarımıza il müdürlüğümüzün yapmış olduğu hizmetleriyle ilgili, evet, bilgi vermek. Ve vakıf Durağan Vakfımızın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek
ve muhtarlarımızın kendilerine ait olan sorunlarıyla, bu konularla ilgili sorunlarını da anlayıp, görüp onların da cevaplandırmak. Ve bu sayede de Durağan'da da bu konuda bir ortak bir akıl, ortak bir görüş ortaya çıkartmak. Evet. Bir de tabii ki tanışmak. Çünkü bizim sosyal hizmet anlayışımız veyahut da sosyal hizmet alanımız çok geniş. Hı hı. Hep sürekli muhtarlarımızla hep beraber olmak durumundayız. Evet. Bunu da yaparken de birlikte tabii ki tanışaraktan, görüşerekten daha güzel, daha iyi diyaloglar içerisinde olup kendileriyle her zaman bilgi alışverişinde bulunaraktan bu sorunlarımızı çözmek ve sosyal hizmetleri Sinop'ta hızlı ve güzel bir şekilde en ücra yerimize götürebilmek. Ne kadar güzel. Biz de Melih müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. İlçemize ve hatta diğer ilçelerde eminim ki aynı özveriyi gösteriyordur. Sinop'umuz adına çalışan, ben her defasında söylüyorum, memleketi için çalışan bütün insanların ellerinden öpüyorum. Melih müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Efendim, toplantısını böldüğüm için çok çok özür diliyorum. Bütün muhtarlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Gücüm yetmez, bu gönül seni terk etmez. Bir yar sevdim, gücüm yetmez, bu gönül seni terk etmez. Havalanmış elim yetmez, göğe çıkmış dalın dilber, göğe çıkmış dalın dilber. Havalanmış elim yetmez, göğe çıkmış dalın dilber, göğe çıkmış dalın dilber. Kaşlar kara, bakış yoktur. Karaca olan derdim çoktur. Kaşlar kara. Sevgili izleyenler, Durağan'ın merkezindeyiz. Bugün Perşembe. Bugün Durağan'da pazar var. Ve pazara birazdan gireceğiz. Ne satılıyor, ne varmış, kaçı satılıyormuş hepsini öğreneceğiz. Ama onun öncesinde Durağan'ın meydanında şöyle birkaç görüntü almak istiyorum. Sevgili kameraman arkadaşım da elinden geldiği kadar Durağan'ın merkezini çekmeye çalışacak. Durağan adına güzellikler yapılmaya devam ediyor. Az önce muhtarlarımızın toplantısıyla karşılaştınız. Belediye başkanımızın kendi ağzından yapmış olduğu çalışmaları dinledik. Ve Durağan halkının kendi çabalarıyla yapmış olduğu çalışmaları gördünüz. Köylerimizi az biraz gezmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Ve şu an Durağan'da, Durağan merkezde elimizden geldiği kadar buranın güzelliklerini göstermeye çalışacağız. Sizler de TV 2000 ekranlarında, Aydın Sayın'la Can Caz'ın programında ve Sinop Durağan tanıtım belgeselinde bu görüntüleri izleyeceksiniz. Şimdi yavaş yavaş şöyle halkımızla röportaj yapalım. Gezelim Durağan merkeze, bakalım neler var, neler yok, hep birlikte görelim. İsim nedir abi? Osman Taşkın, Aşağı Alınca Köyü. Aşağı Alınca Köyü. Şimdi Osman abi, pazartesi akşamları TV 2000'deyim. İzliyor musun beni? İzliyorum, devam. Nasıl, beğeniyor musun? Beğeniyorum, çok güzel. Ve şu an seni izleyen akrabalarım var. Onlara selam göndermek ister misin? Hepsine selam olsun, İstanbul'daki akrabalarım tümüne. Eyvallah, sizi tanıyalım abi. Ben Kaplan Köyü'nden Yaşar Tuncay. Yaşar abi, senin de akrabalarını izliyor. Onlara bir şey demek ister misin? Evet, akrabalarım var. İstanbul'da akrabalarım var. Ablalarım var. Hepsine eniştelerim var. Selam ederim. Selamlar, yeğenlerimin sevgiler olsun. Gözlerini öperim. Eyvallah abicim. Sizi tanıyalım. Gusköy, Durağan Gusköy, Mustafa ya Peker. Abi. İstanbul'da torunlarım, oğlum, gelinim, bütün komşulara selam. Kuzköy'de mi kalıyorsunuz, Durağan merkezde mi? Kuzköy'de kalıyoruz. Bugün pazar için geldiniz. Bugün pazar için geldik. İhtiyaçlar var tabii. İhtiyaçlar var. İhtiyaçları görüp geri döneceğiz. Şimdi sevgili izleyenler, buraya pazara gelmek de kolay değil. Önce
köyden bir tane arabası olan bir vatandaşın aklına gireceğiniz. Mazot parasının yarısını karşılayacağınız. Ondan sonra gelirken ona da hediyelik alacağınız, sizi durağına indirecek değil mi? Efendim sizi tanıyalım. Ben durağın Kaplan Köyü'nden Yaşar Avcakaya. Selam göndermesini bütün diliyorum. Bütün akrabalarımıza, İstanbul'daki akrabalarımıza selam ediyoruz. Selamlar, sevgiler selam. Olsun. Sizi tanıyalım. Ben Erenköy'den Hasan Sönmez. Hasan amca sen buradan mısın yoksa Erenköy'de mi yaşıyorsun? Köyde oturuyorum. Sen de pazara geldin. Evet ben de pazara geldim. İhtiyaçlar var. Akşam kaçta dönüyorsun köye? 3.30-4'te falan döneceğiz. 3.30-4'te döneceğiz. Selam göndermek istediğin torun torba var mı? İstanbul'da çocuklarım hep burada. Herkese buradan selamlar. Herkese olsun, selamlar benden. Tüm tanıdıklarıma, yeğenlerime, akrabalarım. Eyvallah, eyvallah. Efendim sizi tanıyalım abicim. Ben Ramazan Kahraman, merkezde din görevlisiyim. Evet. Merkezde yaşıyoruz. Sizin selam göndermek istedikleriniz var mı? Buradan İstanbul'daki kız kardeşime, Tekirdağ Baba Eski'deki kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Efendim TV2000 olarak durağında gezmeye devam ediyoruz. Durağın halkı çok sıcak. Daha önce ben kendi kliplerimde bunu yansıtmaya çalıştım. Şimdi birazdan pazara gideceğiz. Pazarda dediğim gibi bakalım ne var ne yok. Hep birlikte göreceğiz. Oradaki vatandaşlarımızla da sohbet edeceğiz. Şimdi durağın deyince durağında meşhur olan, benim kadar meşhur olamasa da Tarakçı hocamız var. Ona da rastladık. Kendisiyle şöyle bir muhabbet edelim. Tarakçı hoca mı diyeyim, ne diyeyim artık? Hüseyin amca mı diyeyim? Mustafa amca mı diyeyim? Mustafa Kabadayı. Mustafa Kabadayı. Bu tarakçı nereden gelmiş Mustafa amca? İşte tarak satıyorum ben ondan dolayı. Pazarda sen de bir şeyler satıyorsun yani. Tabii canım. Ama senin çok marifetlerin varmış. Her gelen seni soruyormuş. Ha. Yani okuyup üflüyor musun da? Yok canım ben kimsenin katırını yıkmam, motorunu yıkmam, hatırını yıkmam. Mümkün mertebe Allah'ın emrinden çıkmam. Çayımı demlerim, tavuğumu yemlerim, sobamı yakarım, misafirime bakarım. Köyümün adı Yağbasan, babamın adı Hasan, anamın adı Satu. Olduğun yerde otur, bu sözleri dinle bir ibret getir. Çuvalık Allah mı verdi, alpuanlı Allah mı verdi, aşağı narlış Allah mı verdi, yoksa Allah mı verdi? Her şey veren Allah, açlığı, haçlığı, yokluğu, dokluğu, darlığı, varlığı, enginliği, zenginliği, kazayı, belayı, musibeti, körlüğü, çolaklığı, tufallığı, alilliği, ama amalı, sakatlığı, ilimi, bilimi, sanatı, velhasını görmek için gözünü, söylemek için sözünü, çalışmak için elini, konuşmak için dilini, yemek yemek için dişini, gözünün üstüne kaşını, saksılım olan başını, bunları veren, yaratan, kayıran, ayarlayan kim? 18 bin alemin yaratıcısı Allah. Onun için benim söylediğim sözler nasihat, öğüt. Kavağın yanına dikme soğut. Çünkü kavak uzar gider, soğut kalır kısa. Allah kimisini saçlı sakallı yarattı, kimisini köse. Kimisi Ahmet, kimisi Bekir, kimisi zengin, kimisi fakir. Dünya bile bir ölçüde mi? Dereli düzlü, aylı yıldızlı, baharlı yazlı, ördekli kazlı, gelinli kızlı, çorbalı duzlu, inekli küzlü, karman karışık. Şimdi bir dakika ben şok oldum. Ha. Ben şok oldum. Sen yaş kaç Tarakçı amca? Yaş 72. 72? Evet. Bu söyletilerin manileri sen mi yazıyorsun? Efendim ondan geli ver ya bana. Aklından değil mi? Tabii. Şimdi... Ya ben de kendimi söz yazarı diye sanıyorum ya. Adam der ya vallahi billahi ya. Bir adamın yürümezse bindiği at, sözüne gitmezse kazandığı evlat, dengince dövülse aldığı avrat, ondan sonra yeri yurdu sat, kendini de götü denize at, boşa niye bekliyorsun ya? Ver alkışı. Şimdi hoş bulduk geleceğiz, röportaj yapacağız. Tarakçı dayı sen geçimini pazarda tarak satarak, efendime söyleyeyim ufak tefek ihtiyaçları satarak onlarla sağlıyorsun. Köyün Yağbasan. Ha. Buradan Yağbasanlı hemşerilerimize selamlar, sevgiler olsun. Ve Tarakçı hocayı birçok kanal girip röportajını yapıyor. Birçok kanalda sen çıktın gittin. Ha. Değil mi? Götürüyorlar beni, uçağına götürüyorlar. Uçakla götürüyorlar. Tabii. Ya bizim paramız yok işte, biliyorsun ya. Para veriyor lan. Allah Allah. Tabii. Şimdi ben kamerayı kapattıktan sonra tabii o para meselesini konuşacağız Tarakçı amca. Mustafa amca konuşacağız. Artık kebapla hallederiz bu iş. Ha. Halleder miyiz? Tabii. Eve duman veren bacadan, sabah ezan okumaya erinen hocadan, karıya sırtını dönüp yatan kocadan hayır gelir mi? Gelmez. Adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altında tabak yoksa, evinde bebek yoksa, karısında göbek yoksa, evin yanında köpek yoksa, köpeğe bemeye kepek yoksa bundan hayır gelir mi? Gelmez.
Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, Ağustos'tan sonra ekilen darudan, haram olarak kazanılan paradan hiç hayır gelmez. Gelmez. Ha. Alkışlanır bu sözler, alkışlanır. Şimdi Tarakçı hocamızla konuşacağız. Duran halkıyla da şöyle bir söyleşi yapalım. Efendim merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Lütfen Girencik köyünden Arif Çatal. Pazara geldiniz, normalde köydesiniz. Bugün pazar ihtiyacınızı karşılayacaksınız. Dütmen Kürencik'ten veyahut da pardon özür dilerim, İstanbul'da sizleri izleyenlerden selam göndermek istedikleriniz var mı? Var. Kimler? Bak şu ekrana bir selam gönder. 3 tane kızım var. Kızlarıma selam derim. Sadece kızlarına. Torun var mı? Torunlarıma da selam derim. Herkese selam sevgiler olsun. Herkese selam sevgiler olsun. Gel abi gel. Gel Hamdi dayı neredesin? Abicim nasılsın? İyiyim abi, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nerelisin? Durağan hangi köyünden? Ben Durağan'ın Kuzlu köyünün eski muhtarıyım. Kuzlu köyün eski muhtarısın. Hamdi abicim senin selam gönderme isteklerin var mı? Tüm sevenlerime, İstanbul'da beni seven arkadaşlarıma, eşime, dostuma, oğullarıma, torunlarıma. Eyvallah. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Amcacığım nasılsın? Allah'a şükür iyiyim. Hoş bulduk, mikrofon var hem de senin, gel yanıma gel. Evet. İyisin, hangi köydensin? Ben Durağan merkezden emekli ormancı. Durağan merkezden emekli ormancı. Ali Gökhan. Sana her yer zaten Durağan. Tabii. Değil mi? Kasket de yakıyor ama. Seni seyrederken daha iyi aşağı geleyim ben. Eyvallah, ben sizler için zaten program yapıyorum. Sizlerin alkışlarıyla, sizlerin destekleriyle bir şeyler yapıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur programı. Beğenmezim zaten, seyretmem yani. Eyvallah. Özel olarak olan programını seyretmesini. Eyvallah. Efendim Durağan pazarında gezmeye devam ediyoruz. Bakalım bu pazarda ne satılıyor, neler satılıyor, kaç liraya satılıyor, hep birlikte göreceğiz. Almışım beşeri elli yedi, plakayı takmışım beşeri elli yedi. Bir araba almışım beşeri elli yedi, plakayı takmışım beşeri elli yedi. Öpem dedim, yok dedi, bu kız ömrümü yedi. Gönlümün plakası beşeri elli yedi. Öpem dedim. Abicim merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Adnan Menderes Erdoğdu, Durağan esnaflarından. Durağan'ın yerlisiyim, Durağan'da oturuyorum. Bu arkamızda görmüş olduğunuz tezgah senin. Bu tezgah benim, züccaci işiyle uğraşıyorum. Ne ararsan var, Hilmi'nin bakkalı gibi. Ne ararsan var. Biz yatırımımızı tamamıyla Durağan'a, Durağan sevdalısı olarak Durağan'a yatırdık. Ayrıca nakliye işleri de yapıyoruz. Evet. Durağan'da kalıyoruz. 52 sene yaşımdayım. 52 senedir Durağan'dayız. Durağan'a hizmet ediyoruz. Ne var şimdi bu tezgahta? Ben tabii görüyorum bir şeyler. Sen bakayım şöyle. Züccaci üzerine tabak, çanak, bardak, demlik ne istersen plastik. İstanbul mağazası burası. İstanbul'da aradığın bir mağazayı Durağan'da bulursun. Durağan'da perşembe günleri, pazar günleri, her pazarda bulursun. Eyvallah. Senin selam göndermek isteklerin var mı abi? Benim İstanbul'da kardeşlerim var, ablalarım var. Hepsine selam. Tüm Durağanlara selam. Bir de şeyi soracağım. Bak demin soracaktım da, fiyatlar da İstanbul'daki gibi değildir İstanbul'dan inşallah. İstanbul'dan aşağı fiyatlarımız. Değil mi? İstanbul'da sorduğun fiyatların %50 indirim var burada. Durağan'a hizmet için. Eyvallah. Gerekiyorsa bedava dağıtıyoruz bayramlarda. Vay. Hem halk, Durağan halkı hem güler yüzlü, hem cömert, hem misafirperver. Her haliyle Durağan halkını anlatmaya kelimeler yetmez. Evet. Sizler de ekran başı. Evet. Durağanlılar. Zaten Durağanlılar her perşembe günü köylerden de aşağı inip geliyorlar ama diğer memleketli olanlar diyorum. Bakın Sinoplular demiyorum. Diğer memleketliler. Sinop'u gelin. Sinop'un 8 ilçesini görün. Durağan'a gelin. Durağan'a perşembe günü gelin ama panayır gibi burası. Her gün Durağan panayır gibidir, Allah'a şükürler olsun. Her gün. Her gün kimsede bir sıkıntı yoktur. Herkesin işi iyiydi Allah. Sinop Durağan'da pazarımızı gezmeye devam ediyoruz. Bakalım daha nelere rastlayacağız pazarda. Bizden ayrılmıyorsunuz. Hoş bulduk amcacığım. Seni tanıyalım. Ben İrfan Özer. Durağanlısın. Durağanlıyım. Hangi köydensin Durağan'ın? Çayazı'nda. Ben 57 sene oluyor buraya geleli. Evet. Sen burada beşler yapıyor. Bu işle bunları satıyorsun. Bunları şimdi, ben kendim imal ediyorum. Bunları kendin yapıyorsun. Evet, bunları şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Mandalları satıyorum işte, başka bir şey yok. Eskiden yer sofraları vardı. Kahvaltıyı, üç öğün yemeği, öğlen akşam yemeklerini biz bu sofrayı sererdi anamız. Üstüne ne varsa, Allah ne verdiyse üstüne koyar. Bunları değil mi? Ya bunun üstüne yerdik. Bak şimdi tabii. Aynen, bunu böyle değildi tabii. Değişik şekildeydi de bunu yeni versiyonu bu.
Yeni versiyonu bu. Ve ama sen burada bak, Allah gel abi, kameraman arkadaşım. Bak abi. Hanımların dikkatine. Çekiyor musun abi? Kocanız geç mi geldi? Ya bu şey bu oklava şey, merdane yok mu? Dur. Bir dakika. Uzat abi. Kocanız geç mi geldi? Çekiyor musun abi? Çağır ya oğlum, herif neredeydin lan? Ya şuradan kafaya zonk. Adam gitti, adam Morten Genstreise. Efendim bunlar işte annelerimiz bunlarla. Ha neyle sarımsak dövüyorum? Bak taraf çocuğun dedekini çek. Abi bu ne ya? O sırt kaşıyacağı. Sırt kaşıyacağı. Evet, ya şöyle sırtın kaşıyorsun. Hey yavrum be. Şurası da masaj aleti. Yani bunu nasıl yapıyor? Şöyle sürüyorsun herhalde değil mi? Sırt kaşıyıcısı. İlk defa karşılaşıyorum. Ondan sonra bakalım, bakın burada hani ne derler, pasta masta yaptıklarını alttan çekiyorlar değil mi? Yanmaz tavalar için. Bunlar pahalı mı ya? Ah ah. Ah ah, Rabbim kimseyi buna düşürmesin. Vallahi hele ki yaşlılarımızın elinde artık bunlardan var. Oğulları, kızları yanında yoksa yaşlılarımız artık buna dayanıyorlar. Rabbim buna değil de anneye babaya oğullarının omuzlarından, oğullarının başının üstünden eksik etmesin. Buradan bunu da koyalım. Ne ararsanız var bu tezgahta. Bakın abim kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor şöyle, bir dakika. Bu da küçük kızlarımız için oklava. Hani şeyler vardı, annesinin yanında ekmek açanlar. Al küçük çıraklar için değil mi? Efendim Durağan pazarında abimizin tezgahına uğradık. Tabii eskiyi de hatırladık bunlarla senin sayende. Ama en ilginci sırt kaşıyacağı abi. Sırt kaşıyacağı her eve olması gereken bir şey. Yani kaşıntı varsa kaşıyalım abi. Evet, Durağan pazarında gezerken burada tamamıyla doğal, tamamıyla organik satılan ürünler var. Ben hemen ablamızla şöyle, ablacığım merhabalar, nasılsınız? İsim nedir? Emine ablacığım, bunların hepsini siz hazırlıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Dur ben yanına geleyim şöyle. Siz hazırlıyorsunuz. Şimdi ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, bunları yakın alsın. Bu nedir Emine abla? Kuşburnu. Kuşburnu marmelatı değil mi? Bu? İkisi kuşburnu. İkisi kuşburnu. Çok tatlı, daha çok şekerli. Yani çeşit çeşit yapıyorsunuz. Ya bazı şeker hastaları az şekerli istiyor. Evet. Bu nedir ablacığım? Kızılcığın ezmesi. Yani kızılcık bizim oralarda kiren derler ya değil mi? Kiren. Kiren ezmesi. Onun yanındaki nedir abla? Aluç. Yayla meyvesi. Yayla. Bunun tadı nasıl? Ekşi mi, tatlı mı, tuzlu mu? Nasıl bu? Tatlı değil mi? Ekşi olan bu. Kızılcığın ekşisi. Evet. Şöyle. Şeker hastalarına birebir. Şeker hastalarına birebir. Ben şöyle bir tadayım. Dur, bu yetmez ama neyse, hadi bakalım. Sizler için yine her zamanki gibi. Hadi bakalım. Bu neydi abla? İlk defa yiyorum ben bunu. İlk defa yiyorum ve müthiş güzel tadı var. Bunların her biri şifa. Hepsi organik. Hepsini ablam hazırlıyor. Durağan'da yetişen meyvelerden, sebzelerden üretilen organik şeyler. Şimdi şu taraflarda da peynirler var. Şeker olanlar da bundan yiyecekler. Dur bir dakika. Şunu şöyle. Kızılcığın ekşisi. Bunda hiç şeker yok. Bunda, bu da aynı yediğimizin ekşi hali. Kızılcıktan bu alıştan. Bu kızılcık değil mi? Özür dilerim. Kızılcığın ezmesi bu. Şekerim sıfıra düştü. Mükemmel tadı var. Şurada peynirlere bakalım mı ablacığım? Kızılcığın ezmesine de bak ondan sonra. Ay. Sonra Aydın niye kilo alıyor? Sonra Aydın niye kilo alıyor? Görüyorsunuz değil mi? Ya. Şunu da şöyle bırakayım ablacığım. Bakıyorum efendim sizler için. Gerçi şimdi biz hamileler izliyor ama yapacak bir şey yok artık. En doğalı da şudur bak. Of diyorum, of. Beni buralardan götürmeyin. Bak, en doğalı da şudur. Bu pancar. Pancar pekmezi. Kaldır bir dakika, bak, bir dakika. Bir dakika kaldır şöyle bakayım. Hey yavrum, hey yavrum, hey. Şeker pancarı.
Bu çocuk gelişimine, kansızlığa iyi geliyor. Değil mi? Şimdi dikkat ederseniz hani köylerde yaşayanlar biraz daha böyle yaşlarımız daha dinç oluyorlar. Ben bunu kendim gördüm. Her şey doğal abi. Her şey doğal. Ömrünü, hayatını bunları tadarak geçiren insanlar zaten yaşlanmıyor. Kendini yaşlı hissetmiyor. Bunların birçok örneğini de gördük. Bak bu taraflara geçelim, gel ablacığım. Burada da yine farklı mamuller var. Bunu da siz yapıyorsunuz. Hazır geliyor, tamam. Sizin yaptıklarınızdan bahsedelim. Bunlar el yapımı. Köy peyniri. Şimdi bunları köy peynirini nasıl yapıyorsun? Şöyle bir yapılışını bize bir anlatır mısın ablacığım? Ya biz bunları sütü ılıtıyoruz. Evet. Mayalıyoruz mayayla. Hı hı. Sonradan torbaya koyunca kaynatıyoruz altın üstünü döndürerek. Kalıp şeklinde bu kıvama geliyor. Bunlar şimdi şu vardır. Ağzınızda böyle gıcır 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 ses çıkartır. Ben o sese bayılıyorum. Çocukluğumdan beri bana gıcırdayan peynir verin, gıcırdayan peynir verin derdim. Ve bunu da herkes hakkıyla yapamaz. Bunu herkes hakkıyla yapamaz. Bir de tadalım. O kadar tatlının üstüne. Kilosu kaç ha? Kilosu 10 lira. Kilosu 10 lira. Müthiş bir tadı var. Müthiş bir tadı var. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Bu o hani marketlerde satılan köy peynirinden farklı. Bu bizim Durağan'ın has peyniri. Durağan'a yakın köylerde bunu yine bulabilirsiniz. Şiddetle de tavsiye ediyorum. Senin selam göndermek istediklerin var mı ablacığım? Herkese selam olsun bizi sevenler. Durağan pazarında gezmeye devam ediyoruz. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Ondan sonra Aydın niye şişmanlıyor? Hadi bakalım. Abicim merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Denizli, Kemerbahçe köyündenim. Durağan Kemerbahçe köyündensiniz. Kemerbahçe köyünde. Bu tezgahın sahibisiniz. Evet, bu tezgahın sahibiyim. Sevgili izleyenler, bu tezgahta ne var? Bu tezgahta köylerimizde yetişen bütün mamullerin hemen hemen yarısı burada. Unundan, efendim otum, keşkekliğine varanakla, mısırına varanakla hepsi var. Bulgur, nohutu, neler var amcacığım? Cevizim var, baştan başlayalım. Kuru fasulyem, barbunya, sürü, efendim pirinç türü, evet. Şeker fasulye, köy nohutu, köy bulguru, köy pirinci, köy mısırı, patlayan mısır yani bu. Ondan sonra köy keşkekleri var, biber türlerimiz var, sebze türlerimiz var. Şimdi burada un görüyorum. Hayır, yeşilliklerimiz şu tarafta. Ya hayır şeyi, gel abi burada neler var? Keşkek, torbalık, mısır keşkeği, aynı zamanda buğday keşkeği, bulgur türleri, evet. Fasulye türleri var, evet. Nohut türümüz var. Nohut var. Barbunya türlerimiz var. Ne ararız ama bunların hepsi bizim köylerimizde yetişiyor değil mi? Evet, bizim kendi imalatımız. Hepsi doğal, organik. Doğal, organik. Yani buradan şunu da söyleyelim, hani büyük şehirlerde tabii ki bunların kilosu pahalıdır ama burada nasıl abi? Atıyorum ucuz. Fasulyenin kilosu ne kadar abi? Şu anda 4 milyon. Bak bir de şarkısını yapıyorlar. Bu fasulye 7,5 lira diye. Burada 4 lira. Efendim söyleyeyim. Başka ne var? Mısırın kilosu ne kadar? Mısırın kilosu şu anda 2 lira. 1,5 lira. 1 lira. O cevizin kilosu ne kadar? Cevizin kilosu 5-6. Abi sudan ucuz ya. Evet. Sudan ucuz. Büyük şehirlerde bulamazsınız bu fiyata. Bulamazsınız. Ben size bir ceviz sunuyorum. Yani birinci sınıf. Cevizlerimiz birinci sınıf yani. Evet sevgili izleyenler, Durağan Pazarı'nda bahçe ürünleri satan bir teyzemizle birlikteyiz. Teyzeciğim merhabalar, isim nedir? Fatma. Fatma teyzeciğim, bunları her perşembe sen kendin gelip satıyor musun? Satıyorum. Sizin köyde mi yetişiyor bunlar? Bizim köyde bahçemde yetişiyor. Hangi köy sizin köy? Çaltı. Neresi? Çaltı. Çaltı köyü. Şimdi buradakilerin hepsi organik, hepsi senin bahçende yetişiyor. Domates var, sevgili kameramanım tek tek çeksin onları. Nar var, başka? Nar var, domates var, kabak var. Evet. Dereotu var, bulgurlu, pilavlığım var, ekşi var, pekmez var. Evet, bunları kiloyla satıyorsun. Kiloyla satıyorum, kuş burnum var. Pirincim var mı? Yok, bulgurum var. Bulgurun kilosu ne kadar mesela? 1,5. 1,5 lira. Bu ne, ekşi mi? Kuş burnu. Bunun kilosu ne kadar? 8. Bu her derde devaymış öyle mi? Ondan sonra. Şu kabak ne iş annem? Bal kabağı. Bal kabağı. Bal kabağı. O ne kadar? Onda kilosu 1 milyon. Kilosu 1 milyon. Şimdi 1,5 milyon. Ucuz. Ucuzmuş. Bal da değilmiş değil mi? Ben de dağlam geçti. Ya ama sen böyle oturursan gelmezler ki. Bağırman lazım yani. Gel!
gel diye bağırmanla neyse. Beceremiyor işte. Ya sen işte kazancın yarısını bağır, ben bağırırım, olur mu? Olur. Ya öyle sıcakkanlı ki Duran'ın insanı bak. Hani bir tabir vardır, özür dilerim, yanlış anlamayın beni. Ensesine vur lokmasını al derler ya. Bak hiç de yok demiyor, olur diyor. Paylaşmayı seven bir insan türü. Anneciğim senin torun torba var mı? Neredeler onlar? 15 tane torunum var. Maşallah. Onlara buradan selamlar. Bir el salla bak kameraya. Seni izliyorlar. Kızlarım da İstanbul'da. Oğlum da İstanbul'da. Hepsine selamlar olsun. Hepsine selamlar olsun. Yine ben şöyle karşı tezgaha geçeyim. Orada da bir şeyler var. TV 2000'deyiz annem. Hepsi organik. Bak böyle bağıracaksın işte ya. Hoş bulduk. Gel abi yanıma gel. İsim nedir abi? Muhammed Çelenk, Karacören'deyim. Karacören? Evet. Muhammed abi neler var burada? Oğazımız var Turfan'da. Evet. Döngelimiz var Turfan'da. Bunlar hep Turfan'da. Armudumuz var, elmamız var. Evet. Fasulyemiz var. Efendime mısırımız var. Ezmelerimiz var. Mesela üzüm ezmesi, bekmezi. Kuşburnu bekmezimiz var. Artı kilin ekşimiz var. Kızılcık ekşimiz var. Bunlar hep doğal. Hepsi organik. Bak yerli bademimiz var, cevizimiz var. Gel, şimdi bir şey soracağım. Bunların hepsi de... Var, özellikle açlı fındığımız var. Evet. Bunlar hep yerli, bizim buranın. Bereketli Chelsea botu, kasaları balık dolu. Gezmeye TV 2000 kameralarıyla devam ediyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Şimdi yavaş yavaş yukarıki köylerimize doğru çıkacağız. Köylerimizdeki vatandaşlarımızla röportaj yapacağız. Bakalım bizleri Duranlılar takip ediyor mu? Bunları göreceğiz. Hepsi Aydın Selim de Can Cazım'da olacak. Sevgili izleyenler, en sonunda kendi köyüme geldim. Burası benim sürekli bahsettiğim Durağan Çerçiler Köyü. Eski adıyla Gömürgen. Yani Gömürgenler değil mi muhtarım? Evet. Şimdi köy meydanında güzel bir kahvemiz var. Yaşlısından gencine herkes bu kahvede oturur, çayın muhabbetini yapar içer. Ve bizleri Çerçiler'de misafir eden değerli köylülerim yanı sıra muhtarımla karşılaştık. Sevgili muhtarım benim her programımı takip ediyor, her programa mesaj gönderiyor. İade'yi ziyaret edelim dedik, biz de muhtarımın yanına kadar geldik. Sevgili muhtarım nasılsınız? Teşekkür ederim Aydın Bey. Vereyim mikrofonu sana, sen şöyle mikrofonu alıştırayım seni, belki ileride hani belli mi olur? Aynen öyle. Başkanlığa adaylığını koyarsın. Şimdi öncelikle TV 2000 ailesine bu fırsatı fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Programları Çerçilerli olarak sizden gurur duyarak izliyoruz. Allah razı olsun. Ve artı bu İstanbul'da oturan tüm yemişelerimize, Sinoplu, Gömürgenli, Çerçilerli olan derneklerimize, bizleri temsil eden herkese takip ederek bunları ben bizzat izliyorum. Benim programımı izliyor musun? Aydın, ben devamlı izliyorum. Mesaj gönderiyorum. Çocuklarım da tembihim. Onlara da şey atın diye böyle devam ediyorum. Ankara'da aynen öyle. Ankara'ya da selamlar sevgili Ankara'ya, buradan. Ankara'daki çocuklarıma, İstanbul'dakilere, İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde çalışan oğluma, evet, iş adamlarımıza, tüm köylerimize selam ediyorum. Şimdi Gömürgen, ben yazları geliyorum. Genelde Gömürgen'de Çerçiler'de şenlikler oluyor. Evet. Şenliklere geliyorum. Çok kalabalık. Evet. Şu an Aralık ayındayız. Boş mu Gömürgen? Şu anda öyle. Değil mi? Bir de yaşlılar öyle mı kaldı? Yaşlılar kaldı. İstanbul'a. Yakın tut mikrofonu. Yaşlılar kaldı. İstanbul'a gittiler. Çocukların yanına kışın birkaç ay kalıp dönüyorlar. Burada herkes artık
sabahın erken saatlerinde köy kahvesinde, köyün meydanında kahvede otururlar, muhabbetini ederler, konuşurlar. Artık yazında millet köyüne hasret gidermeye gelir. Buradaki eğlencelere geliyorlar. Bizler de bu eğlencelere katılıyoruz. Bu anlamda bizlerin yanında olan değerli başkanımız Muzaffer abime çok teşekkür ediyorum. Bu programın oluşumunda da kendisinin büyük etkisi vardır. Muzaffer abim nezdinde Mahmut başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Her daim benim yanımda olan değerli abilerimden bir tanesi. Şöyle amcalarımıza mikrofon uzatalım mı? Uzatalım. Ben şunu ifade edeceğim. Çerçileli evet. Olarak hep biz senin yanındayız zaten. Bunu böyle bil yani. Çerçileli hep senin yanında yani. Artı şimdi, biz burada şunu da anlatayım. Evet. Burada Bolluk Aşı Bayramı yapıyoruz. Evet. 3-5 bin kişiye hitap ediyoruz. Evet. Çerçilerde yatılı okulumuz, jandarmamız, aile hekimliğimiz burada kalmaktadır. Hizmet vermektedir. Değil onlara mi? Da teşekkür ediyoruz. Tabii. Çerçilerin nüfusu tabii. Aç, muhtarım. Şu anda 400'ün üzerinde. Şu anda. Aynen. 400'ün üzerinde. Aşağı yukarı 600 tane de çocuğumuz var okulda. Maşallah. Eğitim gören. Maşallah. Geleceğimiz teminatı çocuklarımız. Evet. Böyle oksijenin bol olduğu, efendime söyleyeyim, derdin tasanın az olduğu güzel bir yerde yetişiyorlar. Rabbim çocuklarımızı bizlere bağışlasın. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bizlere bağışlasın. İnşallah. Ben Çerçiler köyünün Kirencik mahallesindeyim. Birazdan oraya da gideceğiz. Bakalım ben geliyorum diye yufka ekmek hazırlamışlar. Vallahi bal getirdim. Dur mikrofona koşayım. Bal getirdim. Ballan yufka ekmek yemeye gidiyorum köye. Ama şöyle yaşlılarımıza da mikrofonu uzatayım. Aynen, ben. Aynen öyle uzatalım. Şöyle uzatayım. Amcacığım nasılsın? Ver elini öpeyim. Sağ ol yavrum. İyi misin? Allah'a şükür izleyenim yok. Biraz kulaklarım ağrıyor diyor. Kulakların azmış diyor. Ya kulaklarım ağrıyor. Ya benim de gözlerim az görüyor. Bir şey olmaz. Ne olacak? Yarım ay. Kulaklık aldım kullanamadım. İsim ne amca? İsmin ne? Sabri Çördük. Sabri Çördük. Kaç yaşındasın amca? 80 bitiyor işte. 80 bitiyor. Maşallah ya. O kadar göstermiyorsun evet. Ya. Allah sana sağlık versin. Uzun ömürler versin. Yanımız yok işte Allah. Çoluk çocuk torba var. Var. Selam göndermek ister misin onlara? 5 tane 6 tane kız var. Demisini evlendik. Maşallah. 2 oğlum var. 27 tane torun var. 27 tane torun. Ya. Bir de ben varım 28. Herkese buradan selamlar sevgiler değil mi? Allah'a şükür olsun. İyi. Eyvallah amcacığım. Evet. Amcacığım sen nasılsın? İyi misin? Ben burada misafirim. Misafirsin. Nerelisin sen? Misafirim. Hangi köylüsün sen? Sinop Durağanlısın. Bu köylüsün. Nasıl misafir oluyorsun abi ya? 50 senedir ben İstanbul'dayım. İşte geldim şimdi ihtiyarladık. Dayak elimizde buraya düştük. Yaş kaç abi? 81. İsim ne abi? Ahmet Ölmez. Senin var mı torun? Kore gazisi. Maşallah. Senin var mı torun torba? Var. 4 tane kızım var İstanbul'da. Buradan selam gönderelim onlara değil mi? Selam. Gideceğim yanlarına cumartesi günü. Hadi inşallah bakalım. Rabbim sizlere uzun ömürler versin. Yine bu tarafta da güzel dostlarımız var. Amcacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükürler olsun. Senin yaş kaç? 81. Vallahi 60. 60 derken? 60 torun. Maşallah abi ya. İstanbul'daki oğullar. Celal abinin. Umumuna selam söylüyorum. Samsun'daki oğluma selam söylüyorum. Efendim bizleri izleyen tüm güzel insanlara kucaklar dolusu selamlar sevgiler olsun. Şimdi Çerçiler'de biraz dolaşalım. Burada köy meydanında şirin bir bakkal vardı. Hilmi abinin bakkalı duruyor değil mi? Hilmi abinin bakkala girelim de biraz sakız çalalım. Ondan sonra çikolata çalalım. Bakkalların hepsini soyalım. Ondan sonra yavaş yavaş Çerçilerin mahallelerini şöyle gösterip kendi mahallemi de size tanıtayım, göstereyim diyorum. TV 2000'de Aydın Sevim'le Can Cazım'la ayrılmıyorsunuz. Sevgili muhtarım Satılmış Koca ile birlikte önce Çerçileri geziyoruz. Haydi bakalım Çerçiler. Önceden köye gelirdik. Hiç unutmuyorum 6-7 yaşlarındayım. Annemizden babamızdan bozuk para ne kaparabilirsek artık. Köyde bakkal nerede? Bizim köyde bakkal yok. Daha doğrusu bizim köy derken bizim mahallede bakkal yok. Annemizden babamızdan ne kopartabilirsek. Bir tek Hilmi dayının bakkalı vardı. Burada ne ararsanız var. Ne ararsanız var. Yok diye bir şey yok yani. Koşardık buraya gelirdik. Bir çikolata alırdık. Bir çikolata alırdık. Biraz da Hilmi dayı görmeden sakız cebimize koyardık. Ondan sonra yallah Kirencü'ye. Şöyle Hilmi dayının yanına bir gidelim. Dayıcığım nasılsın? Sağ olun, hoş geldiniz. Öncelikle hakkını helal et. Ben zamanı Behrin birinde senden bir tane sakız yürüttüydüm. Sana da helal olsun, alanlara da helal olsun diyelim. Hilmi dayım gönlü güzel bir insan. Hani benim çocukluğumu bilir. Efendim söyleyeyim buralarda yetişmiş çoğu insanın çocukluğunu bilir. Çoğu insan elinde büyüdü artık değil mi?
Tabii öyle olacak. Şimdi ben demin... Hoşgörü olacaksın. Değil mi? Tabii. Ben demin dedim ki burada ne ararsam var. Ben şöyle sorayım mesela. Bebelere balon var mı abi? Var. Tavuk var mı abi? Var. Pirinç? Pirinç de var. Ceviz? Ceviz de var. Dondurma? Dondurma da var. Tavuğu da var. Balı da var. Bal da var. Var. O da var. Yok. Yani olmayan ne var abi burada? Olmayan olabilir. Olmayan olabilir. Tamam. Hilmi dayı, senin torun torba var. Onlara bir selam gönderelim istersen. Gönderelim. İstanbul'da var. Onlara çok çok. Kaç tane torun çok var? Çok çok selam. Var. 10-15 tane var neredeyse. 10-15 tane torun. Hepsine buradan selamlar sevgiler. Hepsine çok çok selamlar. TV 2000 izliyor musun? Efendim. TV 2000 izliyor musun? Pek fazla vakit bulamıyorum. Değil mi? İşten güçten. Ya işin izliyorum desem yalan olur. Allah razı olsun. Bak bundan sonra bir tane TV 2000'in kartını buraya camına koyalım. Pazartesi akşamları beni izle. İnşallah. Olur mu? İnşallah. Efendim Çerçilere gezmeye devam ediyoruz. Şöyle mahallelerde dolaşalım. Ondan sonra bütün mahalleleri teker teker gezmeye çalışacağız. Şimdi atalarımız bize yemek bulursan yanaş, dayak bulursan kaç dediler. Ta Çerçilerin meydanından kokusu geldi. Elmas annem burada yuha ekmek yapıyor, ekmek açıyor. Annem nasılsın, iyi misin? İyiyim abla, şükür. Vallahi seni bu İyiyim çok şükür. Bu yaşta bu marifet, bu beceriklilik, yaşın kaç? 71 yaşındayım. 71 yaşındasın. Hay maşallah. Bunları kim için yapıyorsun? Torun torba için mi? Yetmezlik. Kız hepsini git. Kendin yiyemen. Yarısını da ben yiyorum. Yiyeyim. Arasına bunun bal koyacaksın Elmas anne, değil mi? Bal, tereyağı. Bir de ceviz içi. Ondan sonra tutmayın beni. Bak sen çok güzel mani okuyormuşsun. Karnım da çok aç. Bir daha söyle bakayım. Karnım çok acıktı benim. Söyle bakayım şu maniyi. Söyle hele söyle. Maniyi baştan söyle, kalemi kaştan söyle. Karnının açlığını ekmekten açtan söyle. Maniciğim manim yok, ben o süzüm anam yok. Ellerin sürüsü. Benim bir kerde. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu yaptığın ekmeklerin tadına bakabilir miyiz bir? Tadına bakayım mı tadına bir? Yapabilmiş misin güzel diye? Ben ekmeği yaparım da yasmacım iyi çıkmadı. Ekmek ver, ekmek istiyor hadi. Bak şuradan. Ver. Muhtarım sen bunu tut bakayım TV 2000'in kartını. Senin ekmek vermeye niyetin yok. Ver. Efendim, Çerçiler köyündeyiz. Elmas annem ekmek hazırlamış. Güneşin karşısında. Yağ getirsin, kalın ekmeği vereyim. Yağlayarak değil mi? Yağ, bal. Allah ne verdiyse. Torun torba var değil mi? Var bir kızım var. Selam söyleyelim mi buradan? Selam. Nerede kızın? Belki Türkova'da, İstanbul'da. İstanbul'da. Elmas annemi izleyen herkese selamlar, sevgiler olsun. Ben şimdi ekran başında yemeyeceğim de kamera kayıttan çıksın. Ben Elmas annem yapıyor, ben tadına bakıyorum evvelallah. Çerçilerdeyiz. Karnımız acıktı. Yanaşıyoruz yemeğe doğru. Geç buldum. Ne bir daha söyle. Anlayamadım, duyamadım bir daha söyle. Çaya sağa taş buldum, yüzüğüme kaş buldum. Ağlarsa anam ağlar, ben yanıma yeş buldum. Allah! Efendim gezmeye devam ediyorum. Yapamadım, ne yapayım? Allah senden razı olsun annem benim. Efendim, Çerçilerin yetiştirmiş olduğu değerlerden birisi, sizler de gördüğünüz Doktor Ali Kocataş. Bir Çerçiler olarak tüm Sinoplu hemşerilerimize her daim faydası dokunan güzel insanlardan bir tanesi. Benim de çok sevdiğim abilerimden bir tanesi. Çerçiler de burada, gel muhtarım şöyle yanıma gel. Bu bina neydi, hemen arkamızdaki bina? Köy konağımızdı. Burada yeni bir çalışmalar oluyor. Burada, evet oluyor. Toplantılarımız, bayramlarımız, sosyal faaliyetlerimiz hepsini burada yürütüyoruz. Düğünlerimizde. Ve buraya da Doktor Ali Kocataş'ın ismini verdik. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Ve hemen kameraman karşısından rica ediyorum şurayı göstersin. Burası da siz açıklayın muhtarım. Burası ne olacak? Burası yurt oluyor. Çocuk yurdu. Dedim, yok dedi, bu kız ömrümü yok.
50 tane yataklı çocuğumuz burada eğitim görecek. İnşallah. Artı buraya yardım eden iş adamlarımıza İstanbul'da Mehmet Coşkun, Yalçın Karabacak, Ramazan, Selim, bu iş adamları bize belirli bir şey ödenek yaptılar. Burayı tamirat yaptırıyor şu anda. Ne kadar nasip güzel olursa burada güzel bir şeyler olacak yani. İnşallah bizler de bu güzellikleri TV 2000 olarak çekmeye geleceğiz. Bir çerçilerle olarak ben de yakın bir zamanda inşallah köyüme böyle güzel bir yapıt bırakırım. Çerçiler deyince bizim çerçiler Garahmatlı'da, Kirencik'te hepimiz biriz biz. Çerçiler ve Kirencik, Garahmatlı merkezde yapılan işler, evet, el uzatan İstanbul'daki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum buradan. Şu an bizi de... Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, bırakmıyorsunuz da. Kirencik mahallesi eski dernek başkanımız Aslan Sevim, benim babam da izliyor. Sana da çok selamları var muhtarım. Buradan selamlar, sevgiler olsun. Birazdan Kirencik'e de gideceğiz. Ve şöyle en son olarak Çerçiler Meydanı'nda güzel bir görüntü alıp ondan sonra kaldığımız yerden durağan turuna devam edelim. Kop güzelim, senle kop. Üç yanını deniz sarmış, güzel bir ada Sinop. Ne güzel şehir Sinop. Üç yanını deniz sarmış, güzel bir ada Sinop. Ne güzel şehir Sinop. Gerze, Erfelek, Boyabat, Dikmen, Türkeli, Saraydüzü duran gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Buraları gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Ayancık, Gerze, Erfelek, Boyabat, Dikmen, Türkeli, Saraydüzü duran gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Buraları gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Selamun aleyküm hemşerim. Aleyküm selam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sen ağa mısın? Züğüda ben, Züğüda. Züğüda. Bu traktör playback mi? Direktör işte köy baba yadikarı, başka bir şey yok. Diyorsun. Tabii. Sana galeci diyorlarmış. Evet doğrudur, galeci diyorlar abime. Galeci miydin önceden? Yok, hiçbir şey yok. Okul anında yaptılar işte, ilkokul zamanlarında. Sen benim köylüme çok benziyorsun ya. Gerekirse yani yeğenim olur. Birazdan benim köye doğru gidelim mi? Gidelim. Bu arada da bir ufak bir şey de yapalım. Ufak bir şey derken abi? Bal mal bir şey de yiyelim. Yufka ekmek. Allah. Benim kafada. Kafa dengini buldum sevgili izleyenler. Devam ediyoruz çerçilerde gezmeye. Saray bizi duran gezmeli. Ne güzel şehirsin o. Buraları gezmeli. Ayancık, Gerze, Erfelek, Boyabat, Dikmen, Türkeli, Saraydüzü duran gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Buraları gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Beni deli sanma doktor, ben köyümün delisiyim. Benim yaram derin yara, ben köyümün delisiyim. Yolu yoktur, suyu yoktur, yolu çamur gelmez doktor. Cahil derler bana haktır, ben köyümün delisiyim. Bizim çocukluğumuz geçti buralarda. Sevgili muhtarım, teşekkür ediyorum alkışların için. Çocukluğumuz buralarda geçti muhtarım. Şu okul, burası eski okul. Burası eski okul. Buraya kadar gelirdik, burada köpekler vardı. Korkardık, geri giderdik. Hele ki İstanbul'dan köye gelen olduğu zaman burada arabaların sesi, artık korna sesleri duyulurdu. Koşa koşa köyün meydanına gelirdik biz de tabii, İstanbul'dan kim gelmiş bakalım diye. İşte artık benim mahalleme, benim köyüme geldik.
Karşımda salınıp durma, at boynuma kolum dilber. Karşımda salınıp durma, at kollarını boynuma dilber. Yalın ayak yere basma, geyin altın alın dilber. Geyin altın alın dilber. Yalın ayak yere basma. Sevgili izleyenler, Çerçiler Mahallesi, daha doğrusu Sinop ili Durağan ilçesi, Çerçiler köyü, Kirencik Mahallesi. İşte benim köyüm burası. Annemin, babamın çocukluğu buralarda geçmiş. Benim de çocukluğum hasbelkader buralarda geçti. Geldik, buraların suyunu içtik. Bu su... Gel kameraman arkadaşım. Bu suyun tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Bu suyun tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Mikrofonu ben kameramana vereyim abi. Sen tut bunu. Allah. Ya bu ne abi ya? Eskiden bu mu vardı ya? Eskiden evet. Bu mu vardı? Buz gibi su. Doğal kaynak suyumuz. Sevgili rahmetli oldu bunlar. Hüseyin Okçu, Fadime Okçu adına yapılmış bir çeşme. Bu çeşmemiz ben çocukluğumdan beri burada var. Tabii benim çocukluğumda şöyle mikrofonu alayım tekrar. Benim çocukluğumda köy bu kadar boş değildi. Herkes köy meydanında olurdu. Tabii gurbet ele herkes göç etti. Zaman dolan artık emekli olan yavaş yavaş dökülmeye başlıyor, gelmeye başlıyor. Tabii birazdan şöyle köyümüzün mahallelerini gezeceğiz. Az önce görmüş olduğunuz yukarıda köyün mezarlığı var. Burada tabii köy meydanımız, camimiz, minaremiz yeni yapıldı. Valla her yerden görünüyor minaremiz. Allah yapanlardan ve emeği geçen tüm vatandaşlara buradan Allah razı olsun diyoruz. Bu anlamda sevgili muhtarım ve gel abi. Şimdi bu kadar hizmeti kendi başınıza nasıl sağlıyorsunuz? Veyahut da kendi başına da bir destek alıyor musunuz? Abi kendi başımıza yapamıyoruz. Bunu komşularımızın, muhtarımızın, ilçe kaymakamımızın desteğiyle buraların bayram yerlerini yaptık. Kaymakamımız sağ olsun. Kaymakamımızın adı neydi? Buradan selam gönderelim kendisine. Davut Düzgün. Davut Düzgün'e de burada selamlarımızı belediye iletiyoruz. Belediye başkanımıza yine Ali Dalkılıca. Belediye başkanımıza da selamlarımızı söylüyoruz. Ve kaymakamımız bize buradan bir şey esirgemedi. Yardımlarını verdi. Biraz 90'ımız kaldı ama onu da tedavi i̇nşallah. Edecekler inşallah. Sevgili kaymakamım, sizlerin tabii inisiyatifine kalmış bir şey demiyorum artık. Demiyorum, bunu daha önce dedik çünkü. Bu köylerimiz sizden hizmet bekliyor. Ben programlarda söylüyorum. Benim memleketim için uğraşan herkesin ellerini öperim. Sizler elleri öpülesi güzel insanlarsınız. Sayın muhtarım, siz de katılıyor musunuz? Aydın Bey, ben şuraya, şu gördüğün yere kamera evet. Çekebilirse bilmiyorum. Şöyle kameraman arkadaşım. Bak betonlama yapılmış, aş ocağı yapıyoruz. Evet. Şuraya bayram yapıyoruz, burada yemek veriyoruz. Artı az şöyle döner misiniz? Aydın Bey gelir misin benimle beraber? Aziz dostum, gel buraya. Şimdi burada bu sene arkadaşlarımız mahallecek. Burada iyi bir güzel çalışma yaptılar. Şurayı yaptık. Şurada bayram yeri evet. Yaptık. Burası dağınıktı. Burasına perde beton atıldı. Hı hı. Sayın Duran'ın ilçe kaymakamı Davut Düzgün Bey adı evet. Gibi, soyadı gibi düzgün bir kesinlikle. Öyle şahıs kaymakam, çok değerli bir kaymakamımız. Kesinlikle. Bize her konuda yardımcı oluyor. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Köyüm adına, sizler adına. Bizler de teşekkür ederiz. İşini hakkıyla yapan güzel insanlardan evet, tanesiz. Evet ve hakikaten soyadı gibi güzel bir insan. Birazdan kendisine de inşallah röportaj inşallah yapma şansımız olacak. Çerçilere, mahallelerimize gerçek söylüyorum. Her türlü şeyi desteğe sağlıyor. Şu camimizi yaparken dedim hani evet. Sayın kaymakamım. Bize buranın nakliyesini yapar mısınız? Her türlü nakliyesini yaptırdık. Allah razı olsun. Hiçbir sıkıntı. Allah görüyorsunuz bu köy adına. O çakıllar, çimantolar evet. Geldi bilmem neler. Buraya katkı sağlayan gürbetteki dostlarımıza da selam söylüyoruz. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kirenci gezmeye devam ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Kirencik Mahallesi'ndeyiz. Dudu halam bize ekmek etti. Saçta görüyorsunuz bunu yani. Şu an hava soğuk. Biz geleceğiz diye
sağ olsun bahçeye bu tezgah kurmuş. Bizler için yapıyor ve semaver çayımız abi demlenmiş. Of, az kalmış, az kalmış. Bu akşam ziyafet var. Bu akşam en güzel ziyafetimizi Kirencik Mahallesi'nde, Kirencik Köyü'nde vereceğiz. Hazır mı ekmeğimi? Şu pişenlerden, bu şimdi sıcaktır. Bir dakika, ben şöyle geçeyim kameraman arkadaşımla beraber. Gel abi. Gel abi. Şimdi Dudala, sen beni izliyor musun? İzliyorum, izliyorum. Beğeniyor musun? Beğeniyorum, beğeniyorum. Oh. Ben şimdi bunu böyle yemem. Bak, bunu nasıl yerim biliyor musun? He. Dur şöyle soğuyanı alayım. Hepsi de sıcak vallahi. Eline sağlık. Kameraman arkadaşım, tut abi mikrofonu. Tut abi elimi şimdi. Dur şöyle, dur. Hadi balığı götürelim. Şimdi şu benim balımı getirin bal arkadaşlar. Bal burada, bal geldi, bal geldi. Aydın Bey, muhtarım. Bal ne demek? Bir dakika, kaşık maşık bizi bozar. Aydın Bey, bu baldan yedim. Bundan bana bir kolu daha göndersen. Bundan yedim bir kolu yedim, daha. Yedim, abi bir kolu gönderirsen dokunmaz sonra. Dokunmaz, bir şey var, korkma sen. Efendim, karakovan balımla geziyorum. Boyabat ekmeğinin arasında bal sürdüm yedim. Anam yufka ekmek yapmış, bal sürdüm yedim. Şimdi Kirencik'te... Kendi köyümde de yiyorsun. Şöyle, kendi köyümde de bir... Nasıl olsa bu bal bizim buralardan geliyor. Bak. Vala 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 vala. Çeşlerin balı. Bal tutan... Barnak yalar. Mutlan tut. Bu baldan herkes alsın, tavsiye ederim. Bir dakika abi, tavsiye etmeden önce ben şöyle bir... Aydın Bey, bize yok mu? Yarıya bölecek onu. Abi ben paylaşımcı bir adamım. Öyle mi? Tamam. Şimdi muhtarı beslememiz lazım ki muhtarım. Doğru diyorsun. Muhtarı az mı? Az Aydın Bey. Bak altı dur, altı dur. Tamam Aydın Bey. Heh. Muhtarımızı besleyelim ki muhtar da köyümüze fayda olsun. Çekiyor musun? Allah Allah. Allah be. Vallahi billahi. Nasıl? Vallahi lezzetten böyle duyum olmaz ya. Zaten bizim köyde yapılan ekmeğin tadı bir başka oluyor. Suyun ya tadı başka. Bir de bunun içine karakovan balı girerse bambaşka değil mi muhtarım? Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Doğru. Yok abi. Doğru. Ya yine yazın ekmeği yok mu? Aydın Bey bu balın şeyi nereden geliyor bu? Bu balın kaynağı. Gel abi Halil abi. Ben bir kaşık al bakayım. Alayım abi. Olsun. Nasıl abi tadı? Nefis. Nefis vallahi çok. Bizim buralardaki baldan farkı var mı? Vallahi çok farklı. Aynen. Çok nefis. Abi çok... fazla yeme sonra dokunmasın. Nefis. Eyvah. Ali abi sen neye bakayım? Gerçek bal. Gel. Karakovan balına gel. Gel. Abi yiyorsun da nasıl bu bal? Güzel mi? Lan. Kaşığını alan gel. Bak. Uyanığı görüyor musun? Bak benim taktiğin aynısını yapıyor bak. Efendim. Karadeniz'in yüksek rakımlı dağlarından müthiş bir yiyecek. Karakovan balı. Abi fazla yemeyin dokunur vallahi ya bak. Bal çarpmasın sonra. Efendim. Hasta olanlar bal yesin. Çocuğu olanlar çocuklarına bal yedirsin. Ve her sağlıklı vatandaş günde bir kaşık bal yesin, faydalansın. Bunların hepsi organik mi abi? Evet organik. Bak, şu burada... TV 2000 mikrofon da organik mi abi? Evet o da organik canım bak. Domates bu otur dikeldiğimiz yerde yetişiyor bu domates. Başka yerde değil hatta aynı olduğumuz yerde. Maşallah. Başta yetişirip burada yiyoruz. Abi bu semaver çayı da organik mi? Çayımız organik. Kendi semaver çayımız. Evet yavrum be sıcak. Bak bu da bizim kendi yöremizin ekmeği kendi doğal. Cevizli, peynirli oluyor. Şekerli oluyor. Ispanaklı, çökelekli. Halil abi sen hangisini daha çok seviyorsun? Vallahi ben daha çok sevdiğim cevizli, vitamini bol olduğu için. Değil mi? Sen de benim kafadasın ya. Daha çok cevizliyi seviyorum. Kendi semaver çayımız. Bunlar. Kendi doğal balımız. Hep kendimiz yaratıyoruz. Bir ekibinde sizleri izliyorlar. Bir el sallar mısın oraya? Öyle mi? Herkes bir el sallasın. Ama buradan ses gidiyor mu? Gidiyor. TV 2000'e buradan teşekkür ederim. Selam söylüyorum. Dostlara selam olsun. TV 2000'e teşekkür ederiz. Buraya kadar gelip bizi çektiniz. Yöremizi tanıttınız. Çok teşekkür. Sinop'tan çıktım yola. Bayabat'ta verdim mola. Sinop'tan çıktım yola. Bayabat'ta verdim mola.
Sevgili izleyenler, arkamda görmüş olduğunuz ev dedemin, rahmetlik dedemin eviydi. Sevgili babam burada dünyaya geldi. Biz küçükken hayatımızın bir bölümü buralarda geçti. Bu evin önünde oynardık. Bu evin ön tarafında bahçeler vardı. Tabii kış itibariyle zaten yapraklarını göremiyoruz, dallarını görüyoruz. Ama yazları tabii ki bizler de Sıla-i Rahim derler. Köyümüzü geliyoruz, ziyaret ediyoruz. Bu bacayı burada bir şekilde tüttürüyoruz. Rabbim tüm geçmişler, ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin diyoruz, cennet etsin diyoruz. Kirencik'te, Çerçler köyü Kirencik mahallesinde, kendi köyüm burası benim. Hani her zaman bahsederdim işte köyden yok ekmek gönderdiler, yok köyden bal gönderdiler, işte o köy burası. Ben de buralara gelince inanın duygulandım, duygulanmamak elde değil, çocukluğum aklıma geldi. Dedemle birlikte ata binerdik, o aklıma geldi. Dedem ata binerdi ve eşeğe binerdim, ne yalan söyleyeyim. Onlar aklıma geldi. Hep birlikte kendi köyümü şöyle size tanıtmak istiyorum. Gezelim, görelim. Evet sevgili izleyenler, Kirencik Mahallesi'ndeyiz ve akrabalarımı şöyle ziyaret ediyorum. Sevgili Ali dayımla birlikte Kirencik'i gezdik, Çerçileri gezdik, Çorak Yüzü gezdik. En sonunda Ali dayımın evine geldik, çay içeceğiz. Ali amcama ben teşekkür ediyorum. Yani benim unuttuğum güzellikleri bana hatırlattığı için. Senin de İstanbul'da evlatların var Ali amca, onlara selam gönderelim mi? İstanbul'da olan kardeşim Sinan'a, çocuklarımın oğullarıma, kızıma, torunlarıma ve Çerkezköy'de bulunan Muhammed'e, Kemal'a, bacanağım Abdullah'a, baldızlarıma, Kubil'e, herkese selamlar olsun. Benim şimdi tüm arkadaşlarıma selamlar. Kirencik'te yazları kaç hane oluyoruz? 15-20 hane oluruz. Kışları kaç haneyiz? 10 hane. 10 haneyiz değil mi? 10 şimdi bizim çocukluğumuzda buralar tabi dolup taşıyordu. Buralar dolup taşıyordu. Şimdi maalesef geldiğimizde ancak yaşlılarımızı görebiliyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. Tabi çoğumuzun mezarlıkları burada. Geçmişimizi, yani dedelerimizi, nenelerimizi bıraktığımız yer burası, Sıla'mız. Ve Ali dayım da bazen İstanbul'da, bazen burada. Dudu halam var. Dün akşam bize gel hala. Bize ne der, içi yağlı mı diyorsunuz? İçi yağlı yapıyorduk. İçi yağlı hazırladı sağ olsun. Koduk Dudu'nun dibine, bahçeye. Değil mi? İçi yağlı yaptık. Ceviz içli ekmek yaptık. Çay yaptık. Çay demledik. Ziyafet vardı burada dün akşam. Ziyafet vardı. Bizler de köyümüzde o ziyafete dahil olduk. Sevgili Dudu halama ve Ali dayıma çok teşekkür ediyorum. Top bir de konuşabilsek. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha mı söyleyeceksin? Gel. Burada sevgilime bir tane mani söyledim, onu söyleyebilirim. Sevgilim. Aşka bakar mısınız ya? Hemen alalım, yakın tut mikrofonu. Dutlar oldu akıyor, Dudum bana bakıyor. Dudum'un bakışları yüreğimi yakıyor. Bu mu? Bu. Yeter bu kadar. Bir şey soracağım. Başka zaman yine söylerim. Bir şey soracağım. Sen şimdi yaramızı açtın böyle, artık yani katlanacaksın olacaklara. Kaç senedir evliyiz? 48 senelik evliyim. 40 senedir, Dudu hala. 48 senedir hiç üzdü mü? Hiç üzmedi, hiç. Hiç? Hiç üzmedi. Daha bugün evlenmiş gibiyiz. Değil mi? Tabii. Aynı yeni evlenmiş gibiyiz. Aşkımız devam ediyor. Vay, vay, vay. Efendim, Kirencik'te aşk başkadır. Gezmeye devam ediyoruz. Sizler TV 2000 ekranlarından ayrılmıyorsunuz. Şöyle bak. Gel yakışıklı biriz daha. Gel abi. Gel yanıma gel. Ne öyle sert geliyorsun kardeş, bu köyün ağası sen misin? Gel şöyle yanıma. Gel. Dün geldim buralara ama benim kapımı var. Çalmadın. Daha buradayız baba. He. Daha buradayız. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen bu tarafıma gel. Güneş ters geldi. Gel bu tarafıma. Senin yaş kaç? 72. Sen Kirencik'ten dışarı çıkmıyor musun? Yok, ben kışa kadar buradayım. Birden sonra İstanbul'a gidiyorum. Çocuklarımın yanında kalıyorum. 2 ay, 3 ay neyse, ondan sonra geliyorum. Yine yazımı burada geçiriyorum. Değil mi? Buradan selamlar, sevgiler olsun çocuklarına. Bir el salla, bak seni izliyorlar. Selam bütün beni tanıyanlara, memleketimizin insanlarına. Hep bütün Türkiye'mde sağ olsun. Tek Türkiye. Aynen öyle. Beni izliyorsun değil mi? Tabii. Beğeniyor musun programımı? Fakat unuttum hangi programdaydı. TV 2000'deyim. Tamam, evet. Şimdi güzel güzel program yapıyor muyum?
tabii çok güzel, çok güzel. Hem de gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Ben de sizlerle sizin gibi köylülerim olduğu için gurur duyuyorum. Efendim TV 2000 ekranlarında Aydın Sen'le Can Cazım'da Kirencik'teyiz. Gezmeye devam ediyoruz. Kirencik Mahallesi'nde gezerken babamın dayısı benim de dayım oluyor. Mehmet dayımla birlikteyiz. Ve bana her hafta mesaj gönderen Fadime ablamın yanındayız. Ah babam sağ olsaydı, ah babam sağ ol. Yeter artık dedim ya, yanına geleyim orada söyleyeyim dedim bari de. Efendim nasılsınız? Fadime abla, önce seninle konuşalım. Teşekkür ederim. Sen ya de... sen hiç üşenmeden gece 1'e kadar işin gücün yok mu da beni izliyorsun ya? Niye? Ben seyrederim. Her kanalı seyrediyorum. Seni kaçırmam seni. Beni kaçırmıyorsun. Güzel mi program? Fıstık gibi. Her hafta mesaj gönderiyorsun. Gönderiyorum, ne yapayım? Yeğenim bir tane. Valla şu Kirencik'te en çok mesajı gönderen Fadime ablam. Kendi köylülerime sesleniyorum. Her hafta mesajlarınızı bekliyorum. Mehmet dayıcım nasılsın? Ver elini öpeyim önce. Oh, nasıl iyisin? Allah'ım aşkına olsun, iyiyim, çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyisin, sağlıklısın. Sağ ol. Yaş kaçtı Mehmet dayı? 76. 76 yaşındasın. 76. Maşallah. Şimdi İstanbul'da senin torun, torba, çoluk, çocuk hepsi bizi izliyor. Evet. Onlara bir selam gönderelim buradan. Hepsine selam edeceğiz, gözlerinden öpelim. El salla bak hepsine, hepsi seni hepsine izliyor. Selam edeceğiz, gözlerinden öpelim. Ömrümü yedim, gönlümün plakası beş yedim, öpem dedim, yok dedim. Evet sevgili 2000 TV izleyenleri, Sinop durağındaki çekimlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Çorak Yüzü Köyümüz. Çerçileri geçtik. Durağına bağlı Çorak Yüzü Köyümüz'de muhtarımız Şükrü Muhtarım'la birlikteyiz. Muhtarım nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarım Aralık ayındayız. Havalar soğuk ama sizler sıcaksınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Burada şu an köyümüz Çerçiler'de gördük. Çerçiler'dekiler artık gurbete gitmişler, yazın geliyorlar. Çorak Yüzü'de öyle mi? Öyle, aynı. Şu evet. An kaç haneyiz? Şu anda 60 hane falan. Yazın kaç hane oluyor? Yazın 75-80 oluyor. Ya sizin köylüler de çok uyanın. Yazın tabi eğlenmeye geliyorsunuz. Burada panayırlar oluyor. Evet, evet. Efendim mesela ekinler ekiliyor. Gidek de elma, armut diyelim. Evet, değil mi? Evet. Peki Çorak Yüzü'nde geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Geçimimizi çiftçilikle bir de hayvancılıkla en fazla hayvancılık. Çiftçilik, hayvancılık. Şimdi durağında birçok köyümüzde artık yollarımız asfalt. Birçok köyümüz hizmet alıyor. Şimdi Çorak Yüzü'de bu hizmetlerden faydalanıyor mu? Biz Allah razı olsun kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Encümen arkadaşlarımız da evet. Biz beraber zaten çalışıyoruz. Çok hizmetimiz de sınır yok. Sınırsız gerek kalıyoruz. Gerek kaymakamımıza, gerek belediye başkanımıza ve dernek başkanımız Serkan abi şu an bizleri izliyor. Hepsine teşekkür ederim. Sağ olsunlar yani. Bize hizmet veriyorlar yani. Hizmet peki TV 2000 aracılığıyla Çorak Yüzlü hemşerilerimize söylemek istediklerinin selamların var mı? Başta 2000 TV'ye çok teşekkür ederiz. Bizi buralarda çektiği için. Oradaki bütün arkadaşlarımıza, dernek başkanlarımıza, köylülerimize, orada bütün arkadaşlarımıza saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Çorak Yüzlü bir gezelim bakalım. Çorak Yüzlü nasıl bir köy? Kim var, kim yok? Hep birlikte TV 2000'de Aydın Sen'le Can Cazım'la Çorak Yüzü'nde dolaşıyoruz. Yok dedi bu kız ömrümü yedi, gönlümün plakası beş yedi, elli yedi. Öpem dedim, yok dedi bu kız ömrümü yedi, gönlümün... Evet sevgili izleyenler, TV 2000 Aydın Sen'le Can Cazım programı durağın Çorak Yüzü Köyü'ndeyiz. Çorak Yüzü Köyü'ndeki yaşlılarımız bugün durağının pazarı var. Perşembe pazarı var. Herkes pazara gidecek. Arabayı da çağırmışız. Onlar pazara gitmeden ben yakaladım. Şöyle baştan başlayalım. Abim merhabalar. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. İsim nedir? İsim Abdullah Koca. Abdullah şöyle gel kameraya bak da yakışıklı seni çeksinler. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Abdullah abi köye durağına pazara gidiyorsun galiba. Evet. Bugün nasip olursa öyle. Ne alacaksın pazardan abi? Bir şeyler alacağız. Pazar ihtiyaçlarımız var bugün. Onları şey yapmak için. İstanbul'da muhtarımızın yanında da ağza olarak görüküyoruz. Öyle mi? Evet. Köyümüzün ağzası. Ya yanlış adama sarılmıyoruz arkadaşlar ya. Vallahi billahi hep ya iş adamları çıkıyor karşımıza ya muhtarlar çıkıyor. İstanbul'da torun torba var mı? Var. Hepsi de var. Torun var, kızlar var, oğlan var. Buradan hepsine selam gönderelim. Hepsine selam ediyorum. Oğlum İlyas'a, kızlarıma. Hepsine çok selam ediyorum. Beni izliyor musun Abdullah abi? Evet, her zaman izliyorum. Beğeniyor musun abi? Güzel oynuyor muyum? Valla çok güzel, çok. Teşekkür ediyorsun. Şöyle hemen diğer amcalarımızla da. Amcacım nasılsın, iyi misin? Ver elini öpeyim. Sen de mi pazara gidiyorsun? Ben de pazara gideceğim. Senin yaş kaç? 80. 80? Hay maşallah, yüzüne nur inmiş senin ya. İsim ne? Dursun. Dursun amca.
Senin de İstanbul'da torun torba vardır değil mi? Onlara selam gönderelim mi? Yok be. Niye? Gönder ya. Gönder ya, ne olacak ya? Oğlanlara, kızlara selam gönder. Ne diyeceğiz? Oğullarıma. Oğlun ismi ne? Recep Arıksan. Bu bak şuraya sana el salla, onlara el salla, şu kameraya el salla. Efendim devam ediyoruz. Abi sen nasılsın? Ben Kösel'den, Kösel köyünden. Bir dakika yanlış oldu ya. Sen bir köyden değil misin? Değilim. Misafirim burada. Çorak yüzünde Kösel köyünden misafir gelen isim neydi abi? Ömer Sevim. Ömer Sevim mi? Evet. Aa. Aynı seninle. Aa. Hoş geldin Bilal. Hoş bulduk. Abi sen yoksa benim akraban mısın? Soy tutuyor. Kaybettiğim bir abim vardı. Arıyordum böyle sağda sol. Sen misin ayol? Olabilir. Her yol kardeşim. Abimin bana tabii vereceği bir para varmış. İnşallah. Sen olmayasın o. Olabilir. Ömer'di değil mi? Tabii ya, benim abim ismi Ömer'di ya. Tabii ya. Nasıl unuttum ben onu? Ben izliyorum. Bana soruyorlar. Bu sizin neyiniz, akrabanız mı diye soruyor. Kardeşim diyeydin. Ben de öyle dedim. Benim o kadar. Ömer abi selam göndermek istediğin yerler var mı? Oğlum var Şahin. Evet. Ahmet. Buradan el sallayalım onlara da. El sallayalım. Selam söylüyorum. Kösele köyünden Ömer abime, Ömer abim. Kösele köy deyince Ramazan Sevim vardı. Tanıyor musun onu? Ramazan Sevim benim amcamın oğlu. Ramazan Sevim'e de buradan selamlar, sevgili olsun. Çorlu'da bizi izliyormuş. Hemen şöyle abimizin yanına gelelim. Amcam nasılsın? İyisin. Bu nasıl bir şapkadır? Nasıl bir şeydir bu ya? Abi öyle bir şey işte. Sen Çorak Yüzlü köyündesin. Köyündenim. Yaş kaç? Yaş 70. Vallahi bu şapka hoşuma gitti ya. Ben de pazartesi günü bu şapkayla mı çıksam yoksa? Hani çıkabilirsin. Senden pazara gidiyorsun? Evet. Senin torun torba var mı? Var, et İstanbul'da. Yaşar oğlum var. Yakın tut bunu. Heh. Şehri var kızım. Şerife var kızım. Hayırlı. Selam sevgi olsun onlara. Söylüyorum. Değil mi? Evet. Bir dakika gel abi, gel yanıma. Sen arkadan şimdi yönlendiriyorsun hakem gibi, gel. Gel. Senin adın ne abi? Adım Şaban. Şaban abi burada mısın? Buradayız. Sen de pazara gidiyorsun durağına. Evet. Senin var mı İstanbul'da veyahut da gurbette tanıdıkların? Var. Selam gönder sen de abi. Ben de say demin ben, diyordun sen. Ben hepsine selam diyorum. Çok kalabalık. Hangisini sayayım ben? Değil mi? Evet. Kardeşim var. Şöyle diğer amcalarımıza, amcacığım nasılsın? Allah razı olsun. Senin adın ne? Satılmış Ateş. Satılmış amca, sen de durağına gidiyorsun. Senin papak daha güzel ama ya. benim dedemin papağı gibi vallahi. Senin var mı İstanbul'da tanıdıkların? Bak, olmaz olur mu? 4 tane oğlum var. 3 tane oğlum var. 2 tane. Bak buradan var. Şu an seni izliyorlar. Bak şu an sana el sallıyor onlar. Değil mi? Ya. Onlara selamlar, sevgiler olsun abi. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim ne abi? Ramazan Akkaya. Ramazan abicim, senin var mı İstanbul'da tanıdıkların? İstanbul'da kızım var. Askerde oğlum var, abilerim var. Selamlar, sevgiler olsun. Askerde hepsine. Nerede asker oğlum? Kayseri'de. Evet. Kayseri'deki vatanı görevini yapmakta olan ismi ne? Şükrü Akkaya. Şükrü Akkaya'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Gayet doğal, görüyorsunuz. Kameranın önünden de geçeriz, yanından da geçeriz. Burası Çorak Yüzü arkadaş. Burada her şey olur. Gel şöyle. Gel. Nasılsın amca? İyisin? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Seninle konuştuk. Ya var ya, sabahın köründe daha kahvaltı yapmadık. He? Gel bir dakika dur. Burada bir misafir daha var. Amcam nasılsın? Sağolunuz, hoş geldin. Sen misafir, hangi köydensin sen? Ayvacık köyünden. Evet. Senin burada ne işin var abi? Ben Durağan abiyim. Ayvacık nere? Çorak Yüzü nere? Durağan abi. Durağan'a pazara gidiyorsun. Evet. Senin var mı gurbette izletlerin? Özetlerin? Yok mu kimsen? Yok. Hiç mi kimsen yok? Yok. Amcamıza sahip çıkalım. Değil mi? Ben seni sevdim bak. Ben seni alayım götüreyim İstanbul'a. Arada bir papağa ben takarım bunu. Olur mu? Olur ya, şimdi al papağa. Şimdi alayım. Evet. Canım benim ya. Efendim durağında, Çorak Yüzü'nde gezintimize devam ediyoruz. Şöyle Çorak Yüzü'nün güzel yerleri var. Onları da çekelim. Çorak Yüzü'nde hemşehrilerimiz bizleri izliyorlarmış. Herkese kucaklar dolusu selamlar, sevgiler. Aydın Sevim'le Cancağız'ım Sinop durağını gezmeye devam ediyor. Ağrı tepeler yiyen kalın kaşları. Mevsimlerde kararsızdır durağanım. Sevgili izleyenler, durağan deyince hani biz elimizden geldiği kadar bütün güzellikleri gösterdik.
Bu güzelliklerin arasında sevgili kaymakamımız Davut Düzgün var. Bu çekimler esnasında yanlış hatırlamıyorsam 200 dakikalık bir çekim yaptık kaymakamımıza gelmeden önce. 200 dakikalık çekimin esnasında arasında kimle kaymakam efendi, kaymakam efendi diyoruz bakın. Kime kaymakamımızı sorduysak hepsi duacı. Biz de o duaları hak eden güzel insanın yanına geldik. Sevgili kaymakamımız merhabalar. Nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle mikrofonu size vereyim. Olur. Sevgili kaymakamım, çalışma oranınız herkesin takdirini alıyor. Ve siz de o mütevazi kişiliğinizle. Hani bazı insanların kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor. Estağfurullah. Bunlardan bir tanesisiniz. Sağ olun. Sevgili kaymakamın yaptığı çalışmalar gerçekten herkesin beğenisinde. Bütün muhtarlarımız sizden bahsediyorlar. Sizlerin söylemek istediklerini şöyle kısa bir şekilde alalım sayın kaymakamım. Evet, 14 Mart 2012'de biz durağında hizmet vermeye başladık. Evet. Tabii o tarihten bu tarihe vaktimizin tamamını durağımız için elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık. Muhtarlarımız tabii sağ olsunlar biraz fazla bize belki şey yaptılar ama hakikaten en çok desteği biz muhtarlarımızdan görüyoruz. Durağımızın malum olduğu üzere 70 tane köyü var. Bu 70 köye bağlı 100 küsür mahallemiz var, bağlılarımız var. Tabii 170'ten fazla yerleşim yeri olan bir bölgede coğrafi niteliklerini de göz önüne alırsak hakikaten hizmet etmek çok zor. Ancak bu hizmeti biz yaparken muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın desteğini her alanda görüyoruz. Dolayısıyla devletimiz elinden gelen tüm imkanları vatandaşlarımız için kullanırken bu işte muhtarlarımız da o işe aracılık yapıyorlar. Onların desteğiyle en verimli şekilde maksimum faydayı durağımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bize benim gözlemlediğim sizde kesinlikle gönül kibir yok. Hayır, estağfurullah. Halkın arasında, olmaktan da mutlu olduğunuzu biz gözlemledik. Bu da halkımızın sizlerle olan sıcaklığını, sizlerle olan yakınlığını, hani abi kardeş ilişkisi, kaymakam muhtar değil de abi kardeş ilişkisinde devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor sayın kaymakamım. Gerek belediye başkanımız olsun, gerek siz olsun, durağımızda müthiş çalışmalarda bulunmuşsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Estağfurullah. Bizler de sizlerin bırakmış olduğu güzellikleri çekmekten, sizlerle muhabbet etmekten, sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hemen kendime dair bir soru soracağım. Pazartesi akşamları beni izliyor musunuz? Kesinlikle. Biz fırsat bulduğumuz her anında Aydın Sevim'le Cancağız'ım programını izliyoruz ve gurur duyarak izliyoruz. Aile olarak izliyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor. Durağımızın Çerçiler köyümüzden böyle bir değerin yetişmiş olması bize ayrı bir gurur veriyor, onur veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Orada tabii programın yanında Durağanlı hemşerilerimizin mesajlarını okuyorsunuz. Durağanla ilgili bazen görüntüler paylaşıyorsunuz. İsimler geçiyor, orada konuklarınız oluyor. Çok seviniyoruz biz. Neden? Çünkü Durağanımız hakikaten yıllardır bu memlekete çok güzel insanlar kazandırmış, çok güzel yetenekler çıkarmış ve bu yetenekleriyle hep gurur duymuş. Siz de onlardan birisiniz. Dolayısıyla estağfurullah. Siz de bir yönden bize hizmet ediyorsunuz, yani durağına hizmet ediyorsunuz. Biz de farklı bir kanaldan durağına hizmet ediyoruz. Siz turizmimize, tanıtımımıza katkıda bulunuyorsunuz. Durağımızın ismini her yerde zikredilmesini sağlıyorsunuz. Evet. Bu da durağımızın tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Ben onun için özellikle size teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey'imiz gerçekten el öpülesi güzel insanlardan bir tanesi. Kendisine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Durağan turumuza devam ediyoruz. Hayat gerze, her felek, boya bat dikmen Türkiye'li. Saray düzü duran gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Buraları gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Ayancık gerze, el felek, boya bat dikmen Türkiye'li. Saray düzü duran gezmeli. Sevgili izleyenler, hava artık kararmaya başladı. Bizler de yolumuzu tutalım. Durağan belgeselimizin burada sonuna geldik. Ama az önce baktım, 408 dakika çekim yapmışız. Ben bu durağını, ben bu Sinop'u dakikalara sığdıramadım. Her geldiğimde inanın bir bu kadar çekim yapıyorum. Maalesef durağını dakikalara sığdıramıyorum. İnşallah bir başka günde, bir başka haftada durağın belgeselinin devamını çekmeye tekrar burada olacağız. Bizlere bu anlamda katkı sağlayan değerli belediye başkanımız Sayın Ali Dalkılıç'a
Ve değerli iş adamlarımızdan Hasan Karabaca, yine değerli iş adamlarımızdan Mustafa Özlü'ye, yine değerli iş adamlarımızdan Hayati Sarı'ya ve Emin Adıgüzel'e, Durağan halkına ve kameramanım sevgili Seyit Okumuş abime çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel bir şekilde misafir ettiler, misafirperverliklerine hayran kaldık. Durağan'a gelmeye hem bu yüzden doyamıyoruz hem de bu güzellikleri çekmeye doyamıyoruz. Eminim ki ekran başında bizleri izleyenler de bu güzellikleri görmek için bir dahaki planlarında, programlarında Sinop ili Durağan ilçesinde ekleyeceklerdir. Tekrar tekrar yayında, yapımda emeği geçen tüm ekibimize, saymış olduğum isimlere ve Durağan Kaymakamımız Sayın Davut Düzgün Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. O mütevazi tavırlarından ve o güler yüzünü bizlerden esirgemediği için Durağan halkına, Sinop halkına, iş adamlarımıza ve belediye başkanımıza sonsuz şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. TV 2000 ekranlarında Aydın Sevim'le Can Caz'ın programında adım adım Sinop'u gezmeye devam edeceğiz. Sizler bizleri izlemekten vazgeçmiyorsunuz. TV 2000 ve Aydın Sevim, Can Caz'ım sizlerle. Öpem dedim, yok dedi, bu kız ömrümü yedi. Gönlümün plakası beş yedi, elli yedi. Açık Mercedes, o yari seviyorum, duysun aşkımı herkes. Arabam altı vites, üstü açık Mercedes, o yari seviyorum, duysun aşkımı herkes. Öpem dedim, yok dedi, bu kız ömrümü yedi. Gönlümün plakası 5-7-7. Öpem dedim, yok dedi, bu kız ömrümü yedi. Gönlümün plakası 5-7-7. Harcı değil şu Sinop'tan kısal